Bir Noel şarkısı Yazan Charles Dickens Seslendiren Rıza Yıldırım Birinci Dörtlük Marley'nin Hayaleti Her şeyden önce Marley bir ölüydü. Bu konuda en ufak bir şüphe bile yoktu. Ölüm kayıtlarında rahip, cenaze memuru, levazımatçı ve yas tutanların en önde geleninin imzası vardı. Scrooge imzalamıştı. Scrooge adı da altına imza atma lütfunda bulunduğu herhangi bir belgenin değerini artırırdı. Yani bizim Marli bir kapı çivisi ne kadar ölüyse o kadar ölüydü. Haşa yanlış anlaşılmasın. Kendi deneyimlerime dayanarak bir kapı çevisinde neyin özellikle ölü olduğunu bildiğim iddiasında değilim. Hatta bana kalsa bir tabut çivisi demir piyasasında olabilecek en ölü parçadır diyebilirim. Fakat atalarımızın bilgeliği benzetmelerde sakladır. Bunları değiştirmek de benim haddim değil. Yoksa ülkenin sonu olur bu. O yüzden tekrar etmeme izin verin. Marley bir kapı çivisi kadar ölüydü. Peki Scrooge Marley'nin ölü olduğunu biliyor muydu? Elbette biliyordu. Başka türlü nasıl olabilirdi ki? O ve Scrooge bilmem kaç yıldır ortaktılar. Scrooge Marley'nin vasiyetini yerine getirecek tek yetkili kişi, tek hak sahibi, onun tek yasal varisi tek dostu ve tek yaz tutanıydı. Ancak Scrooge bile mükemmel bir tüccar olarak daha cenaze günü bu işi kazançlı bir şekilde tamamına erdirmesi bir yana bu üzücü olay karşısında o kadar sarsılmamıştı. Marley'nin cenazesinden söz etmek beni başlangıç noktama götürdü. Marley'nin ölü olduğuna şüphe yoktu. Bunun kesinlikle ayrımına varılmazsa anlatacağım öykünün olağanüstü hiçbir yanı kalmayacaktır. Hamlet'in babasının Oyun başlamadan önce öldüğünden kesinlikle emin olmasaydık adamın doğudan esen rüzgarlarla birlikte kendi kalesinin buçlarında dolaşmasında ilgi çekici hiçbir yan kalmaz. Bu sadece herhangi orta yaşlı bir adamın karanlık bastıktan sonra esintili bir yerde söz gelimi St. Paul Kilisesi'nin mezarlığında kendi oğlunun yarım aklını başından almak için düşüncesizce ansızın karşısına çıkması gibi bir durum olurdu. Scrooge Marley'nin adını tabeladan hiç silmedi. Deponun kapısının üstünde yıllarca öylece asılı durdu. Scrooge ve Marley. Şirket Scrooge ve Marley olarak bilinirdi. İlk kez gelenler onu bazen Scrooge bazen de Marley diye çağırdılar. Ama o iki isme de yanısı verdi. Onun için hiçbir şey fark etmiyordu. Ama nihayetinde değirmen taşının başındaki eli sıkı kimseydi o. Yılların eski temediği Jimmy Scrooge. Öğütücü tuttuğunu koparan, havada kapan, aç gözlü, yakaladığını bırakmayan, suyunu sıkan yaşlı günahkar. Ona çarpan hiçbir çeliğin çıkartamayacağı kadar güçlü kıvılcımlar saçan, sert ve keskin bir çakmak taşı gibiydi. Ayrıca sırlarla dolu, kendine yeterli ve bir istiridye kadar yalnızdı. İçinin soğukluğu, yaşlı yüz hatlarını katılaştırmış, sivri burnunun ucunu dondurup düşürmüş, yanaklarını büzmüş, yürüyüşünü kasıp dikleştirmiş, gözlerini kan çanağına çevirmiş, ince dudaklarını morartmış gibiydi ve gıcırdayan sesiyle tiz perdeden konuşurdu. Başında, kaşlarında ve sakalları seyrelmiş çenesinde donmuş çiğ tanecikleri vardı sanki. Gittiği her yere kendi ayazını da beraberinde götürür, sıcak havalarda bile yazanesinde buz keserdi. Noel'de bile bir nebze olsun buzlar çözülmezdi. Dışarıdan gelen sıcak ya da soğuk Scrooge'u çok az etkilerdi. Hiçbir sıcak onu ısıtamaz, hiçbir kış soğuğu donduramazdı. Hiçbir rüzgar ondan daha keskin esemez, hiçbir kar hedefini öfkeyle gözüne kestirerek onun kadar kasıtlı yağmaz, hiçbir sağanak ondan daha duyarsız olamazdı. Kötü hava onun karşısında aciz kalırdı. En şiddetli yağmur, kar, tipi ve don yalnızca bir açıdan daha ağır basıyorlardı ona. Arada bir efendice dindikleri oluyordu. Ama Scrooge asla dinmezdi. Onu yolda durdurup da menün bakışlarla ''Sevgili Scrooge, nasılsın? Ne zaman beni görmeye geleceksin?'' diyen asla olmazdı. Hiçbir dilenci ondan sadaka dilenmez. Hiçbir çocuk ona saatin kaç olduğunu sormazdı. Ne bir kadın ne de bir erkek o güne kadar ondan yolu öğrenmek istememişti. Körlerin köpekleri bile onu tanıyorlarmışçasına onun geldiğini görünce sahiplerini kapı önlerine, avlulara doğru çeker ve sonra da kör göz, kem gözden iyidir. Karanlıklardaki efendim dercesine kuyruk sallarlardı. Bütün bunlar Scrooge'un umurunda mıydı sanki? Aksine tam da istediği şey buydu. Hayatın kalabalık sokaklarında bir kenardan ilerlemek, insan sevgisi namına ne varsa kendinden uzak tutmak, varsın deli desinler de umurunda bile değildi. Günlerden bir gün Yılın tüm iyi günlerinin en iyisi Noel gününde ihtiyar Scrooge tefeci dükkanında işinin başına çökmüştü. Dışarıda dondurucu insanı adeta asıran bir soğuk vardı. Üstelik hava pusluydu. Scrooge dışarıda bir aşağı bir yukarı koşturup duran, ellerini koltuklarının altına sokmuş, ayaklarını ısıtmak için taşlar üzerine zıplayan insanların seslerini duyabiliyordu. Şehirdeki saatler henüz üçü vurmuş ama hava çoktan kararmıştı. Gün boyu doğru dürüst aydınlanmamıştı zaten ve mahalledeki işyerlerinin pencerelerinde yanan mumların titrek ışıkları elle tutulurcasına yoğun ve koyu kahverengi havada kızıl lekeler gibi titreşiyorlardı. Sis bütün çatlaklardan, anahtar deliklerinden içerilere kadar sızıyordu ve o kadar yoğundu ki avlu çok dar olduğu halde karşıdaki evler birer hayalet gibi duruyordu. Kirli bulutların çöküşünü ve her şeyi kararttığını gören insan Tabiat ananın yakınlarda bir yerde yaşadığını ve kötü bir şeyler yapmaya hazırlandığını sanabilirdi. Scrooge bir sanlıca benzeyen küçük kasvetli bir hücrede mektupları temize çeken katibini göz arasında tutmak için odasının tapısını açık bırakmıştı. Scrooge'un sobasında çok az bir ateşi vardı ama katibin ateşi o kadar azdı ki tek bir kömürden ibaret gibiydi. Gel gelelim adam ateşini besleyemiyordu çünkü Scrooge kömür kovasını kendi odasında tutuyordu ve katip elinde kürekle Scrooge'un odasını ne zaman girecek olsa patronu peşiyle uyarıp böyle giderse yollarını ayırmak zorunda kalacaklarını söylüyordu. Bunun üzerine katip biraz daha atkısını sarınıp mum ışığında ısınmaya çalışıyor fakat hayal gücü zayıf bir adam olduğundan başarıya ulaşamıyordu. Mutlu Naller dayı, Tanrı sizi korusun dedi neşeli bir ses. Scrooge'un yeğeninin sesiydi bu ve içeri girişi öylesine hızlı olmuştu ki Scrooge onu neredeyse sesiyle birlikte yeni algılayabilmişti. Peh dedi Scrooge. Saçmalık. Sisli ve soğuk havada yaptığı hızlı yürüyüş onu öylesine ısıtmıştı ki yakışıklı yüzü al al gözleri pırıl pırıldı ve nefes alıp verdikçe ağzından dumanlar çıkmaktaydı. Hiç Noel saçma olur mu dayı dedi Scrooge'un yeğeni. Herhalde böyle demek istemediniz değil mi? İstedim Mutlu Noel'lermiş. Mutlu olmaya ne hakkın var senin? Mutlu olmak için bir nedenin var mı? Yeterince yoksulsun zaten. Pekala diye karşılık verdi yan aynı neşeyle. Peki öyleyse sizin mutsuz olmaya ne hakkınız var? Neden bu kadar sarsınız? Yeterince zenginsiniz. Bu söze o an için verilecek iyi bir yanıt bulamayan Scrooge. Peh dedi. Saçmalık diye ekledi. Sinirlenmeyin dayı. Bunca aptalla dolu bir dünyada yaşarken dedi dayısı. Başka ne yapabilirim? Mutlu Noel'lermiş. Noel'leri bassın. Cebinde paran olmadığı halde sana fatura ödeten bir günü olmasının dışında nedir ki Noel senin için? Kendini bir yıl daha yaşlanmış bulup da hayatını bir saat bile zenginleştiremediğin hesap defterlerini dengelemeye çalışırken giderlerinin her geçen ay arttığı gerçeğiyle yüzleştiğin bir zaman olmanın dışında. Bana kalırsa diye kızgınlıkla sürdürdü. Ağzından mutlu noeller dileği çıkan her aptalı kendi noel aşında kaynatıp kalbine saplanmış kutsal bir kazıkla gömmeli. İşte o kadar. Dayı diye yalvardı yeğen. Yeğen diyerek haşim bir sesle karşılık verdi dayı. Sen istediğin gibi kutla noelini ve bırak ben de istediğim gibi kutlayayım. Kutlamak mı? Ama siz noeli kutlamıyorsunuz ki. Bırak da bunu ben düşüneyim. Noel sana iyilikler getirsin dedi Scrooge. Sanki bugüne kadar bir hayrını gördün de. Bugüne kadar hayrını görebileceğim halde değerlendiremediğim çok şey olduğunu söyleyebilirim diye cevap verdi yani. Noel de bunlardan biri fakat Noel'i kökenindeki kutsallıktan kaynaklanan saygınlığından bağımsız olarak mutlu bir gün, iyi, cömert, merhametli bir gün olarak düşündüm kesinlikle söyleyebilirim Koskoca yıl boyunca kadınıyla erkeğiyle herkesin kimseye açmadıkları kalplerini özgürce açmaya gönüllü oldukları, kendilerinden yoksul olanları bile ebedi yolculuğun yoldaşı olarak benimsedikleri ve onları farklı ırkların, farklı yolların yolcuları olarak görmedikleri tek gündür Noel. İşte bu yüzden dayı bugüne kadar cebime ne bir altın ne de bir gümüş lira koymamış olduğu halde bana iyilik getirdiğine ve getirmeye de devam edeceğine inanıyorum. ''Ve Tanrı bugünü kutsasın.'' diyorum. Hücreteki katip çekinerek alkışladı bu konuşmayı. Ancak durumun yakışıksızlığını son anda fark ederek ateşi karıştırdı ve böylece son kor parçasını da sonsuza kadar söndürmüş oldu. Katibe ''Çıt çıkardığınızı duymayım dedi Scrooge. ''Yoksa Noel'i bir işsiz olarak kutlarsınız.'' ''Oldukça iyi bir konuşmacısınız bayım.'' diye ekledi sonra yeğenini dönerek. Neden parlamentoya girmiyorsunuz? Merak ettim. Sinirlenmeyin dayı hadi. Gelin yarın akşam bizimle yemek yiyin. Scrooge onu hangi koşullarda gelebileceğini söyledi. Evet gerçekten de söyledi. Onu ille de görecekse bu korkunç yerde görürdü. Ama neden diye haykırdı ya. Yani. Neden? Peki sen neden evlendin? Çünkü aşık oldum. Çünkü aşık oldun diye homurdandı Scrooge. Noel'i kutlamaktan daha gülünç olan bir şey varsa dünyada o da aşık olmaktı. Uğurlar olsun. Sanki ben evlenmeden önce geliyordunuz da şimdi de gelmemenizin bahanesi evlenmiş olmam mı? Uğurlar olsun dedi Scrooge. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir beklentim de yok. Neden dost olamıyoruz? Uğurlar olsun dedi Scrooge. Sizi böylesine kararlı gördüğüm için çok üzgünüm. Şimdiye kadar aramızda benden kaynaklanan hiçbir sorun olmadı. Bu tartışmaya da Noel'in yüzü suyu hürmetine giriştim ve Noel keyfimi bozacak da değilim. En azından Noel boyunca. Tekrar mutlu Noeller dayı. Uğurlar olsun dedi Scrooge. Ve mutlu yıllar. Uğurlar olsun dedi Scrooge. Yeğeni tek bir kötü söz sarf etmeksizin terk etti odayı. Dış kapıda katibe iyi dileklerini sunmak için durdu. Soğuktan donmak üzere olan adam bu haliyle bile Scrooge'dan daha sıcaktı ve bu dileklere kalpten karşılık verdi. Al sana bir deli daha diye mırıldandı onları işten Scrooge. Haftada 15 şilinle bakması gereken bir eş var. Hala aileden ve mutlu Noel'den bahsediyor. Bu gidişle Bethlehem'i boylayacağım. Bu kaçık demin Scrooge'un yeğenini yolcu ettiği kapıdan Şimdi de iki adamı buyur etmekteydi. Bunlar göze hoş görünen şık giyimli, cüsseli, kibar beyefendilerdi ve şimdi şapkalarını çıkarmış Scrooge'un ofisinde dikiliyorlardı. Ellerinde bir takım kitaplar ve kağıtlar vardı. Scrooge'u eğilerek selamladılar. Listesine bakarak Scrooge ve Marley değil mi dedi içlerinden biri. Bay Scrooge'la mı yoksa Bay ile mi tanışma şerefine nair oluyoruz acaba? Bay Mali 7 yedi yıl oldu diye yanıtladı Scrooge. Yedi yıl önce tam da bu gece öldü kendileri. Hayatta kalan ortağının da onun cömertliğini sürdürdüğünden hiç şüphemiz yok dedi adam kart vizitini uzatırken. Evet dediği doğruydu. Ortayla birbirlerine pek benzerlerdi. Scrooge uğursuz saydı, cömertlik sözcüğü karşısında kaşlarını çattı ve kartı geri verdi. Bu hayırlı günler Bay Scrooge dedi adam eline bir kalem alarak. Fakir ve yardıma muhtaç kimselere yardım elini uzatmak için bulunmaz bir fırsattır. Binlerce insan en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Yüz binlercesi de sıkıntıda efendim. Hapishaneler yok mu diye sordu Scrooge. Olmaz olur mu dedi adam elindeki kalemi bırakarak. Ya düşkün evleri diye ısrar etti Scrooge. Hala faaliyette bunlar değil mi? Evet, maalesef diye yanıtladı adam. Keşke çalışmıyorlar diyebilseydim. Treadmill ve yoksulluk yasaları da işlemekte. Her ikisi de yürürlükte efendim. Oh, iyi. Sözlerinizden onları bu faydalı faaliyetlerinden alıkoyan bir şeyler olduğunu zannetsin de korktum dedi Scrooge. Ama duyduklarıma sevindim. Bu zavallıların gerek ruhen gerek bedenen Hristiyanca bir destekten çok az nasiplerini aldıkları izlenimiyle diye devam etti adam. Bir fon oluşturarak bu yoksullara yiyecek, içecek ve yakacak yardımı yapmaya karar verdik. Bu kutsal günleri seçtik çünkü bunlar tam da yoksulluğun en yoğun hissedildiği günlerdir. Size ne kadar yazayım? Hiçbir şey dedi Scrooge. Adınızın gizli kalmasını mı istiyorsunuz? Rahat bırakılmak istiyorum. ''Ne istediğimi sorduğunuza göre yanıtım bu. Ben Noel'i kutlamıyorum ve ahlakları şenlendirmeye kesem el vermez. Demin sözünü ettiğim kuruluşlara yeteri kadar yardım yapıyorum ki bu da zaten bana pahalıya mal oluyor. Zorda olanlar oralara gitsinler. Çok gidemiyor ve bazıları da ölmeyi tercih ediyor. Eğer ölmeyi tercih ediyorlarsa'' dedi Scrooge. ''Ölsünler o zaman. Fazla nüfusta azalmış olur. Kaldı ki özür dilerim ama bu söylediğinizin doğruluk payını bilmiyorum.'' Ama bilmelisiniz. Beni ilgilendirmez diye karşılık verdi Scrooge. Bence bir adamın kendi işinden anlaması yeterlidir ve başkalarının meselelerine burnunu sokmasına da hiç gerek yoktur. Benim işim başımdan aşkın zaten. Hoşça kalın baylar. Görüşlerinde ısrar etmenin işe yaramayacağını açıkça gören adamlar yazaneden ayrıldılar. Kendine olan hayranlığı daha da artan Scrooge her zamankinden daha alaycı bir ruh hali içinde işinin başına döndü. Bu arada sis ve karanlık o kadar artmıştı ki ellerinde meşalelerle kimi insanlar atların çektiği arabalara yol göstermek için koşturup durmaktaydı. Homurtulu eski çanının gotik bir pencereden gizlice sıkıcı seyrettiği eski bir kilise kulesi görünmezleşti ve gerek saat başlarını gerekse çeyrekleri bulutların içinden buz gibi soğuktan dişleri takırdıyormuşçasına titrek seslerle vurdu. Soğuk şiddetini artırdı. Anayolun köşesinde işçiler gaz borularını onarıyorlardı. Bir varilin içinde kocaman bir ateş yakmışlar. Giysileri perişan adamlar ve gençler etraflarına toplanmış, ellerini ovuşturup gözleri mutluluktan ışıldayarak ısınmaya çalışıyorlardı. Yalnızla terk edilmiş, çeşmeden akan sular donup kalmış, tehlikeli buzdan saçaklara dönüşmüştü. Çoban püskülünden yapılma yeni yıl takları ve süsleri vitrinde parıldayan ışıklar altında yanıp sönüyor. O sırada önlerinden geçen solgun yüzleri de kırmızıya boyuyorlardı. Kasap ve manavların işleri öylesine muhteşem bir eğlenceye dönüşmüştü ki satış ve pazarlama işinin sıkıcılığı ile bu tantanalı şölenin uzaktan yakından bir ilişkisi olabileceğine inanmak güçtü. Belediye başkanı görkemli resmi ikametgahının 50 aşçısı ve hizmetkarına Noel'in bir başkanın evine yaraşır bir şekilde karşılanması için emirler vermişti. Daha bir hafta önce sokaklarda sarhoş gezdiği için 5 yılın ceza kestiği terzi bile sıska karısı kucağında çocuğuyla et almaya çıkmışken tavan arasındaki evinde Noel tatlısını karıştırmaktaydı. Sis artıyor, hava daha da soğuyordu. Delip geçen, ısıran, İliklere işleyen bir soğuktu bu. İyi yürekli Aziz Dunstan bile eğer o şeytan ruhlunun burnunu birlik silahlarla değil de bu soğukla kırmaya kalksaydı kesinlikle ezip geçerdi onu. Bu sırada soğun bir köpeğin önündeki kemikleri kemirmesi gibi küçük burnunu kemirip durduğu gençten beri Scrooge'un anahtar deliğine doğru eğilip bir Noah şarkısı mırıldanmaya başladı. Daha Tanrı seni korusun mutlu efendi. Elem keder vermesin hiçbir şey dizelerini mırıldanmıştı ki Scrooge cetveli öyle bir kaptı ki şarkıcı dehşet içinde kaçarak anahtar deliğini sise ve hatta daha cana yakın görünen soğuğa terk etti. Sonunda yazıhaneyi kapatma vakti geldi. Scrooge taburesinden isteksizce kalktı ve bu gerçeği hücresinde umutla bekleyen katibe ciddiyetle itiraf etti. Katip anında mumunu söndürüp şapkasını giymişti. Yarın bütün bir gün tatil yapmak istersiniz sanırım, dedi Scrooge. Eğer sizin için de uygunsa efendim. Hayır uygun değil, dedi Scrooge. Ve adil de değil. Bu durumda yevmiyenin yarısını kessem kendini sömürülmüş hissedersin değil mi? Katip belli belirsiz gülümsedi. Ama hiçbir şey yapmadığınız bütün bir günün hak edilmemiş ücretini ödediğimde ben sömürülmüş olmuyor muyum? diye söylendi Scrooge. Katip bunun senede sadece bir gün olduğunu belirtti. Her 25 Aralık'ın adam soyma günü sayılması için hiç de iyi bir mazeret değil bu, dedi Scrooge. Ceketinin düğmelerinin çenesine kadar iliklerken, fakat sanırım sana tam gün izin vermem gerekiyor. Ertesi sabah erkenden burada olun. Katip erken geleceğine dair söz verdi ve Scrooge homurdan homurdana çıktı. Dükkan anında kapandı ve katip uzun uçları belinden iyice aşağıya sarkmış beyaz atkısıyla çünkü bir pardesüye sahip olma bahtiyarlığına erişememişti. Cornhill'deki bir yokuştan çocukların oluşturduğu bir sıranın kuyruğuna takılıp Noel'in hatırına 20 kez buz tutmuş bir yoldan kaydıktan sonra Camden Town'daki evine bir an önce körebe oynayabilmek için elinden geldiğince hızla koştu. Scrooge kasvetli akşam yemeğini her zamanki kasvetli lokantasında yedi. Bütün gazeteleri okumuştu. O yüzden gecenin kalanını banka tefterini incelemekle geçirdi ve sonra da yatmaya eve yollandı. Ölen ortağının bir zamanlar sahip olduğu kiralık odalarda oturuyordu. Bu kasvetli odalar somurtkan binaların arasındaki avlunun içinde öylesine kala kalmışlardı ki insan bunların daha gençken bir saklanmaç oyunu sırasında buraya saklanıp daha sonra çıkmayı unuttuklarını sanabilirdi. Bina iyice eskimişti ve burada Scrooge'dan başka kimse yaşamadığı için epey kasvetliydi. Diğer odalar ofis olarak kiralanmıştı. Avlu o kadar karanlıktı ki her taşı ezbere bilen Scrooge bile el yordamıyla ile ilerlemek zorunda kalırdı. Karanlık giriş kapısının üzerine çökmüş sis ve soğun yoğunluğuna bakılınca hava tanrısı eşiğe oturmuş da yaslı düşüncelere dalmış sanırdınız. Aslına bakılırsa kapı tokmağının kocaman olmasının dışında olan dışı hiçbir özelliği yoktu. Ayrıca Scrooge'un burada yaşadığı zaman boyunca onu her tanrının günü bir sabah bir de akşam görmüş olduğu da bir gerçekti. Bir başka gerçekte oldukça cüretkar bir iddia olsa da mahalle meclisindeki, belediyedeki ve esnaf loncalarındaki beyler de dahil olmak üzere Scrooge'un da Londra'daki herhangi bir kişi gibi hayal gücünden hiç nasibini almamış olduğuydu. O gün öğleden sonra 7 yıl önce ölmüş olduğunu söylemenin dışında Ortada Marley'i aklının ucuna bile getirmemişti. O halde bana Scrooge anahtarını deriye sokup çevirdiğinde kapı tokmağının gözle görülebilen hiçbir değişim olmaksızın nasıl olup da Marley'nin suratına dönüştüğünü açıklayabilecek biri varsa ortaya çıksın. Marley'nin suratı avludaki diğer nesneler gibi koyu gölgeler içinde değildi. Zayıf bir ışık saçıyor, karanlık bir mahzendeki bayat bir ıstakoz gibi parlıyordu. Kızgın ya da korkutucu değildi. Marley Scrooge'a her zaman nasıl bakmışsa öyle bakıyordu. Hayaletinkine benzeyen bir alnın üstüne kaldırılmış hayaletimsi bir gözlük. Saçları sıcak bir hava veya bir cereyanın etkisiyle karışmış gibiydi. Gözleri fal taşı gibi açık olduğu halde bakışları tamamen sabitti. Bu hali ve gözlerinin kurşuni rengi ona korkutucu bir görünüm veriyordu. Yine de bu korkunçluk yüzünün ifadesinden çok onun denetiminin dışındaki bir şeyden kaynaklanıyordu. Scrooge'un bakışları bu görüntüye kilitlenince yüz yeniden kapı tokmağına dönüştü. Ödü patlamadı ya da çocukluğundan beri yabancı olduğu korkutucu bir hisle kanı donmadı desek yalan olur. Yine de elini üzerinden çektiği anahtarı tekrar tuttu, kapıyı açıp içeriye girdi ve mumu yaktı. Kapıyı kapamadan önce bir an durdu ve Mali'nin suretinin holden her an çıkmasını bekler gibi arkasına baktı. Ama kapının arkasında tokma tutan vidalar ve somunlar dışında hiçbir şey yoktu. Ve bunun üzerine o da ''Hadi canım sen de'' diyerek kapıyı çarparak kapadı. Kapının sesi evin içinde gök gürültüsü gibi yankılandı. Üstteki her bir oda ve şarap tüccarının alt kattaki mahzeninde bulunan her bir şişe ayrı ayrı yankılarıyla bu sese karşılık verdiler sanki. Scrooge yankılardan korkacak adam değildi. Kapıyı kilitleyip poli geçti ve elindeki mumla Ağır ağır merdivenleri tırmandı. Benzetme dilinde at, altı atlı bir arabanın eski güzel günlere ait merdivenleri adeta uçarak çıkmasından ya da bugünün kötü bir parlamento kararını ezip geçmesinden söz edilir. Fakat bir cenaze arabasını bu merdivenlere yanlamasına koysanız, falakasını duvara, kapısını trabzanlara dayasanız bile bu merdivenlerden onu kolayca yukarı çekebileceğinizi söylerken bunu sözcüğün gerçek anlamında almalısınız. Bunun için yeterince genişti merdiven. Hatta yer bile kalırdı. İşte belki de bu nedendendir ki Scrooge karanlığın içinde önünde bir cenaze arabası gördüğünü sandı. Yarım düzine sokak lambası bile bu merdiveni doğru dürüst aydınlatamazdı. Scrooge'un elindeki bir tek mumun verdiği ışığın artık ne kadar işe yaradığını gelin siz düşünün. Scrooge karanlığı aldırış etmeksizin yukarı tırmandı. Nasılsa karanlığın ona bir masrafı yoktu ve Scrooge bu durumdan hoşnuttu. Yine de ağır oda kapısını kapatmadan önce her şeyin yerli yerinde olup olmadığını kontrol etmek için odaları dolaştı. Bunu yapmayı isteyecek kadar iyi hatırlıyordu gördüğü yüzü. Oturma odası, yatak odası, hırdavat odası her şey olması gerektiği gibiydi. Masanın altında kimse yoktu. Koltuğun altında da ocakta ufacık bir ateş, kaşık ve kase hazır duruyordu ve ateşte küçük bir tencerede yulaf ezmesi Scrooge biraz üşütmüştü. Vardı. Yatağın altında kimse yoktu, dolapta kimse yoktu, duvarda şüpheli bir kim, biçimde asılı duran sabahlığın içinde de kimse yoktu. Odunluk her zamanki gibiydi. Eski şömine paravanası, eski ayakkabılar, iki balık sepeti, üç ayaklı yıkanma teknesi ve maşa da öyleydi. Gayet memnun bir şekilde kapısını kapattı ve kendini içeriye kilitledi. Hem de hiç adeti olmadığı biçimde anahtarı iki kez çevirdi. Sürprizlere karşı önlemini alınca kravatını çıkardı, sabahlığını, takkesini ve terliklerini giyip yulaf ezmesini yemek üzere ateşin karşısına geçti. Gerçekten de minicik bir ateşti bu. Böylesine soğuk bir gece için mi hiçti? Bu bir avuç kömürün ısısını hissedebilmesi için insanın ateşin hemen yanı başında oturup üzerine eğilmesi şarttı. Şömine çok eskiden Hollandalı bir tüccar tarafından yaptırılmış. İncil'deki öyküleri betimleyen nadir Hollanda Çinlileriyle kaplı antika bir parçaydı. Habil ile Kabil, Firavun'un kızları, Sabah Melikesi kuş yataklara benzeyen bulutlar üzerinde aşağı inen haberci melekler, Hazreti İbrahim, Baltazar, tekneleri denize açılan havariler, düşüncelerini meşgul edecek yüzlerce figür vardı ama 7 yıldır ölü olan Mali'nin yüzü ona görünüp o kadim peygamberin asası gibi her şeyi siliyordu. Her bir düz çini beyaz olsa ve bölük pörçük düşünceleri yüzeyinde resmedebilse her birinin üzerinde yaşlı mali'nin başının bir sureti olurdu. Saçmalık, dedi Scrooge ve odayı arşınlamaya başladı. Birkaç kez dönüp dolaştıktan sonra oturdu. Başını arkaya yaslanında artık kullanılmayan ve bir zamanlar şimdi çoktan unutulmuş bir amaçla üst kattaki bir odayla buranın iletişimini sağlayan çıngırak zili gördü büyük bir şaşkınlık ve tarif edilemez tuhaf bir dehşet içinde zile öyle bakarken bu zilin yavaş yavaş sallanmaya başladığını fark etti. İlk başta o kadar yavaş sallanıyordu ki hemen hiç ses çıkmıyordu fakat kısa bir süre sonra evdeki bütün ziller yüksek sesle çalmaya başladı. Bu belki yarım, belki bir dakika sürdü ama ona bir saat gibi geldi. Ziller başladıkları gibi aniden birlikte susu verdiler. Ardından derinlerden gelen madeni bir ses duyuldu. Sanki biri şarap tüccarının mahzenindeki fıçıların üzerinde kalın bir zincir gezdiriyordu. Scrooge o an perili evlerdeki hayaletlerin zincirleri sürüklediği yolunda söylentiler duyduğunu hatırladı. Mahzenin kapısı bombalanmış gibi bir gürültüyle açıldı ve alt kattaki zincir şakırtısının çok daha arttığını, gitgide yaklaşıp merdivenleri tırmandığını ve tam kapının önünde durduğunu duydu. Hadi canım dedi Scrooge. İnanmıyorum işte. Ama o şey ağır kapıdan içeriye girip gözlerinin önünde durunca Betty benze attı. Onun girişi sırasında şöminede sönmeye yüz tutan ateş bile onu tanıyorum bu malinin hayaleti diye çığlık atmak ister gibi parlayıp sonra tekrar sönmüştü. Aynı yüz tıpa tıpa aynı. At kuyruğu yapılmış saçı her zamanki yeleği, pantolonu, çizmeleri, çizmelerinin püsküllü bağcıkları, paltosunun etekleri ve başındaki saçı sürüklediği zincir kalçalarına bağlıydı. Uzundu ve bir kuyruk gibi gövdesine dolanıyordu. Scrooge dikkatlice bakınca zincirin kasalar, anahtarlar, asma kilitler, hesap defterleri, faturalar ve çelikten ağır para kutularından oluştuğunu gördü gövdesi saydamdı ve bu sayede yeleğinin arkasındaki iki düğmeyi dahi seçebiliyordu Scrooge. Marley'nin bağırsaklarının olmadığını çok duymuştu ama elbette şimdiye kadar buna hiç inanmamıştı. Hayır, şimdi de inanmıyordu buna. Bakışları hayaletin saydamlığına gitgide daha çok nüfuz etmesine, onun ölü gözlerinin soğukluğunu hissetmesine, hatta boynuna ve kafasına sarılmış ve daha önce dikkatini hiç çekmemiş olan atkının dokuma tarzını ayırt edebilmesine rağmen Hala inanmıyordu ve duygularının algıları ile savaşıyordu. Pekala dedi her zamanki soğuk ve alaycı sesiyle. Ne istiyorsun benden? Çok şey. Mali'nin sesi hiç şüphe yok. Kimsiniz? Kimdiniz diye sor. Kimdiniz öyleyse dedi Scrooge sesini yükselterek. Bir hayalet için fazla titizsin. Az kalsın bir hayalete göre diyecekti ki o anda daha uygun olduğuna karar verdi içini kullandı. ''Yaşarken senin ortan Jacob Marley'dim.'' ''Otur, oturabiliyorsan tabii.'' dedi Scrooge ona kuşkuyla bakarak. ''Evet, e, otur öyleyse.'' Scrooge sorma gereği duymuştu çünkü saydam bir hayaletin oturabileceğinden emin değildi ve bunun imkansız olması durumunda arkasından can sıkıcı bir açıklama yapma zorunluğu gelebilirdi. Ama hayalet alışkanlığı buymuş gibi geçip şöminenin karşısında kuruldu. ''Bana inanmıyorsun.'' dedi hayalet. Evet öyle dedi Scrooge. Gerçekliği mi apaçık algılayan duyuların ötesinde ne tür bir kanıt isterdin? Bilmiyorum. Duyularına neden güvenmiyorsun? Çünkü dedi Scrooge. En küçük bir şeyden bile etkilenebilirler. İnsanın midesi azıcık bozulsa duyuları yanılabilir. Sen pekala. Hazmı zor bir biftek. Bir kaşık kardal, peynir kabuğu ya da iyi pişmemiş bir patates olabilirsin. Her neysen mezardan çok midemden geliyor olabilirsin. Scrooge şakacı biri olmadığı gibi şu an hiçbir şekilde şaka yapacak durumda olmadığını da hissediyordu. Gerçek şu ki kendince akıllı laflar edip hem düşüncelerini dağıtmak hem de korkusunu bastırmak istiyordu. Çünkü hayaletin sesinin iliklerini işleyip kanını dondurduğu aşikardı. Bir an olsun o sabit, cam gibi parlak gözlere bakarak sessizlik içinde oturmanın bile aklını oynatmasını yetip de artabileceğini hissediyordu. Hayaletin kendine özgü bir cehennem havasına bürünmüşlüğünden ileri gelen korkunç bir yanı da vardı. Scrooge gerçi bunu hissedemiyordu ama durum apaçık buydu. Hiç kıpırdamadan oturduğu halde saçları, paltosunun etekleri ve püskülleri sanki fırından vuran sıcak bir havanın etkisiyle dalgalanıyordu. Şu kürdanı görüyor musun? diye sordu Scrooge hızla. Az önceki nedenle yeniden karşı saldırıya geçerek. Çünkü bir saniyeliğine bile olsa hayaletin taşlaştırıcı bakışlarını üzerinden uzaklaştırmak istiyordu. Görüyorum dedi hayalet. Ama ona bakmıyorsun dedi Scrooge. Yine de görüyorum dedi hayalet. Pekala diye karşılık verdi Scrooge. Ömrümün geri kalan bölümünde kendi hayalimde yarattığım bir cinler kıtası tarafından rahatsız edilmemek için bunu yutmam yeterli. Saçmalık sana söylüyorum saçma. Hayalet bu sözler karşısında öyle korkunç bir çığlık kopardı. Zincirlerini öyle ürkütücü ve korku uyandırıcı bir gürültüyle salladı ki Scrooge bayılıp düşmemek için koltun kollarına yapıştı. Fakat hayalet kafasındaki sargıları sanki çok sıcaklarmış gibi çıkartıp da çenesi göğsüne düştüğü an kapıldığı dehşet çok daha büyük oldu. Sonuç dizlerinin üzerine çöküp ellerini dua eder gibi birleştirerek "Merhamet!" dedi. "Korkunç görüntü. Neden beni rahatsız ediyorsun?" Gözü dünyadan başka şey görmeyen adam diye yanıt verdi hayalet. "Bana inanıyor musun, inanmıyor musun söyle?" "Sana inanıyorum." dedi Scrooge. İnanmak zorundayım ama neden ruhlar yeryüzüne iniyorlar ve neden gelip beni buluyorlar? Her insanın taşıdığı ruhun dedi hayalet. Diğer insanlarla her şeyi paylaşıp gideceği kadar uzaklara gitmesi istenir. Bunu yaşarken yapmamışsa ölümünden sonra yapmaya mahkum edilir. Yoksa ruhu huzur bulamayıp dünyada gezinip durur. Ah işte ben Yaşarken paylaşamadıklarımın, paylaşıp da mutluluğa dönüştüremediklerimin cezasını çekiyorum. Hayalet bir kez daha çığlık attı ve zincirlerini şangırdattı. Gölgemsi ellerini avuşturdu. Bağlısın dedi Scrooge titreyerek. Söyler misin bana neden? Ben hayatım boyunca kendi yarattığım zincirleri taşıyorum diye cevap verdi hayalet. Ben onları kendi ellerimle halka halka karış karış yaptım. Özgür irademle yarattım onları. Ve kendi özgür irademle kuşandım bu zinciri. Sana tanıdık gelmiyor mu bu halkalar? Scrooge gitgide artan bir titremeye tutulmuştu. Taşıdığın zincirin uzunluğunun ve ağırlığının ne olduğunu bilmek ister misin? Yedi yıl önceki Noel arifesinde de bunlar bu kadar uzun ve ağırdı. Hatta o gün bugün üzerinde çalışmışsın. ''Bir hali ağırlaşmış bir zincir bu.'' Sırkuç etrafına dolanmış. Elli belki de altmış kulaç bir demir kablo görecekmiş gibi yere bakındı ama hiçbir şey göremedi. ''Jacob'' dedi yalvaran bir ses tonuyla. ''Dostum Jacob Marley, daha fazla anlat. Bana bir teselli ver Jacob.'' ''Verecek hiçbir şeyim yok'' dedi hayalet. ''Teselli başka yerlerden gelir.'' Ebenezer Scrooge ve başka elçilerce başka tür insanlara getirilir. Ayrıca sana istediğim her şeyi anlatamam. Buna iznim yok. Çok az şey müsaade ediliyor. Dinlenemem. Bir yerde kalamam ve ruhum hiç huzura kavuşamaz. Yaşarken ruhum bizim tefeci dükkanının paradan ibaret olan ortamının ötesine çıkamadı. Şimdi ise zahmetli, yorucu yolculuklar var önümde. Scrooge'un düşünceli olduğu zamanlarda Ellerini ceplerine sokma alışkanlığı vardı. Hayaletin söylediklerini düşünürken gözlerini kaldırmaksızın ve diz çöktüğü yerden kalkmaksızın yine ellerini ceplerine soktu. Epey zamandır yollarda olmalısın Jacob dedi ciddi ama aynı zamanda alçak gönüllü ve saygılı bir tavırla. Uzun bir süre dedi hayalet. Yedi sene oldu öleli ama hala geziyorsun diye düşünceli düşünceli söylendi Scrooge. Bütün bu zaman boyunca dedi hayalet. Ne bir dinlenme, ne bir anlık huzur. Sadece bitmez, tükenmez bir azap, pişmanlık ve vicdan azabı. Hızlı mı dolaşıyordun dedi Scrooge. Rüzgarların kanatlarında diye karşılık verdi hayalet. Yedi yılda hatırı sayılır bir mesafe kat etmiş olmalıydın dedi Scrooge. Bu sözleri duyan hayalet gecenin ölüm sessizliğinde bağırıp Zincirlerini öyle bir şangırdattı ki gece bekçisi çıkardığı gürültüden dolayı onu tutuklayıp kodese tıkabilirdi. Ah diye bağırdı hayalet. Tutsak, elleri kolları bağlı ve iki kat prangaya vurulmuş olmak ve iyiliğe yatkın şeyleri tamamen gelişip serpilmesi için ölümsüz varlıkların durdurarak bilmeyen çabalarının daha nice zaman sonsuzluğa akması gerektiğini bilmemek küçücük dünyasının içinde iyi niyetle çabalayan her Hristiyanın yararlılık sınırlarına ulaşabilmesi için bu ölümlü hayatın ne kadar kısa olduğundan habersiz olmak, değerlendirilemeyen fırsatlar için sonsuza kadar pişman olmanın fayda etmeyeceğini bilmemek. Ben de böyle biriydim. Ah, ne yazık ki ben de böyleydim. Ama sen iyi bir iş adamıydın Jacob diye karşı çıktı. İşin ucunun kendisine dokunduğunu fark eden Scrooge. İş mi? diye bağırdı hayalet ellerini yumarak. Benim işim insanlık olmalıydı. İnsanlığın refahı, mutluluğu, merhamet, yardımlaşma, anlayış, iyilik ve sabır olmalıydı işim. Tüccar olarak iş hayatım gerçek işlerin denizinde bir damla olmalıydı sadece. Bütün acısının tek sebebi Zincirlermiş gibi onları kollarının uzandığı yere kadar kendinden uzaklaştırdı. Ardından tekrar yere bıraktı. ''Yeni bir yıla gireceğimiz şu sıralar en çok acı çekmek zorunda kaldığım zaman oluyor.'' dedi hayalet. ''Neden insanların arasında gözlerimi kaçırarak yürütüm de başımı kaldırıp bilgi insanları, o yoksul eve götüren yıldıza bakmadan ışın beni götüreceği yoksul bir ev yok muydu sanki?'' Scrooge hayaletin bu tarzda konuşup durmasından dehşete kapılmış ve gitgide artan bir titreme nöbetine tutulmuştu. Kulak ver bana dedi hayalet. Zamanım dolmak üzere. Vereceğim dedi Scrooge. Ama acı bana. Lafı gereğinden fazla dolandırma Jacob. Yalvarırım. Nasıl oldu da görünebilir bir biçimde karşında durabiliyorum. Bunu sana söyleyemem. Birçok gün sana görünmeden yanı başında oturdum. Bu katlanılabilir bir düşünce değildi. Scrooge ürperdi ve alnında biriken terleri sildi. Bu hiç de çektiğim cezanın kolay yanını oluşturmuyor diye söze devam etti hayalet. Bu gece seni uyarmaya ve sana benim sonuma ulaşmaman için hala bir şansın olduğunu söylemeye geldim. Bir şans, benim temin ettiğim bir umut bu Ebenezer. Benim için hep iyi bir dost oldun Jacob dedi Scrooge. Sağ ol. Üç ruh tarafından ziyaret edileceksin diye buyurdu hayalet. Scrooge'un çenesi neredeyse biraz önce hayaletinkinin düştüğü yere kadar inmişti. Yüz ifadesi sersefil hale gelmişti. Bu sözün ettiğin şans ve umutla mı ilgili Jacob diye sordu. Gitgide kısılan bir sesle. Evet öyle. B ben ben pek istediğimi sanmıyorum diye geveledi Scrooge. Bu ziyaretler olmaksızın dedi hayalet. Benim acılar içinde yürümekte olduğum bu yollara düşmemen olanaksız. İlkini yarın gece saatler biri vurduğunda bekle. Üçünü bir arada kabul edip işi bir defa da bitiremez miyim Jacob? İkincisini ertesi gece aynı saatte bekle. Üçüncüsünü ise bir sonraki gece saatler 12 son kez vururken gelecek. Beni tekrar görmeyi umma. Bu konuştuklarımızı da kendi iyiliğin için aklından çıkarma. Bu sözleri söyledikten sonra masada duran sargıları alıp başını sardı. Scrooge çenesini bağlarken dişlerinin takırdamasından anlamıştı bunu. Gözlerini yeniden yukarı kaldırdığında doğa doğaüstü konuğunu zincirlerini koluna ve beline dolamış ayakta Önünde dikileri buldu. Hayalet geri geri adım atıyor. Her adımında ardındaki pencere kendiliğinden biraz daha açılıyordu ve hayalet pencereye ulaştığında kanatlar tamamen açılmıştı. Gelmesi için işaret edince Scrooge yaklaştı. İki adım kala Marley'nin hayaleti elini kaldırarak daha fazla yaklaşmaması için onu uyardı. Scrooge durdu. Onu durduran söz dinler biri olmasından çok korku ve şaşkınlık içinde olmasıydı çünkü hayalet elini kaldırdığında karma karışık bir patırtı duydu. Birbiriyle alakasız inlemeler, yakınmalar, anlatılmayacak derecede hüzünlü ve pişmanlık dolu iniltiler havada birbirine karışıyordu. Durup bir an sese kulak veren hayalet açık pencereden dışarı süzülüp karanlık boşluğa bıraktı kendini. Scrooge çaresiz bir merak içinde onun ardından pencereye yönelip dışarıya baktı. Havada inleyerek bir oraya bir buraya huzursuzluk içinde süzülen bir dolu hayaleti vardı. Her biri Mali'nin hayaletinin taşıdığı zincirlerden kuşanmıştı ve bazıları birbirlerine bağlıydı. Bunlar suçlu hükümet üyeleri olmalıydılar. Ama hiçbiri zincirsiz değildi. Kimileri Scrooge'un yaşadıkları dönemde kişisel olarak tanıdığı insanlardı. Hele beyaz gömlekli, ayak bileğinden kocaman demir bir para kasası sarkan ve altındaki bir kapı eşiğinde çocuğuyla birlikte oturduğunu gördü. Dertli kadına el uzatamadığı için sürekli ağlamakta olan yaşlı adamı çok iyi tanıyordu. Bütün bu hayaletlerin çektikleri acı, açıkça görüldüğü üzere iyilik adına dünya meselelerine karışmak istedikleri halde, bu gücün sonsuza kadar ellerinden alındığı gerçeğiyle yüz yüze gelmiş olmalarından kaynaklanıyordu. Bu yaratıklar sis içinde çözülüp dağıldılar mı? Yoksa sis mi bizzat onları sarmalayıp görünmez kıldı bilemiyordu. Ama hayaletimsi sesleri de onlarla birlikte yok olup, olup gidivermişti ve Scrooge bir anda gece eve dönerken nasılsa o hale dönmüştü. Scrooge pencereyi kapadı ve hayaletin içinden geçtiği kapıyı inceledi. Elleriyle kapadığı gibi çifte sürgülenmiş olarak duruyordu ve sürgülere de dokunulmamıştı. Tam saçmalık diyecekti ki daha ilk hecede durdu. Artık yaşadığı duygu yoğunluğundan mı, günün yoruculuğundan mı, görünmeyen dünyayı bir an için bile olsa görmüş olmaktan mı, hayalet ile yaptığı sıkıntılı sohbetten mi, yoksa saatin geç olup dinlenme ihtiyacı içinde olmasından mı bilinmez, doğruca yatağına gitti ve giysileriyle öylece yattı ve yatağa yatmaz da uykuya daldı. İkinci dörtlük üç ruhtan birincisi. Scrooge uyandığında ortalık öyle karanlıktı ki yatı yerden baktığı zaman odasının mat duvarlarıyla pencerenin saydam camlarını bile birbirinden ayırt edemiyordu. Köstebeğe benzer gözleriyle karanlığı delmeye çalışıyordu ki yandaki kilisenin çanları dört kez çeyreği vurdu. Bunun üzerine saat başının vurmasını bekledi. Koca çanın altıdan yediye, 7'den 8'e geçişini ve tam 12'yi vurana kadar çalışını büyük bir şaşkınlıkla dinledi. 12. O yattığında saat 2'yi geçiyordu. Saat yanlıştı. Herhalde bir buz sarkıtı çarkları tutmuş olmalıydı. 12. Bu saçmalayan saat kulesinin doğru olup olmadığını kontrol etmek için çalar cep saatinin yayına bastı. Cep saatinin hızlı küçük vuruşu 12'yi çaldı ve sustu. Ama bu imkansız dedi Scrooge. Şimdi ben bütün bir gün uyumuş ve bir sonraki gece uyanmış olabilir miyim? Güneşe bir şey olmuş olamayacağına göre saat öğlen 12 olamaz. Bu düşünce onu öyle huzursuz etti ki yasaktan fırlayıp pencereye koştu. Dışarısını görebilmek için sabahlığının koluyla camdaki buzları silmesi gerekti. Ama yine de pek az şey görebildi. Binbir zahmetle görebildiği tek şey şuydu. Ortalık hala çok sesli, olağanüstü soğuktu ve ne sağda solda koşuşan insan sesleri ne de cadde kalabalığı gürültüsü diye bir şey duyuluyordu. Gecenin aydınlık günü sürüp atması ve dünyayı ele geçirmesi halinde kaçınılmaz olacak bir durumdu bu. Ama çok şükür ki böyle bir şey söz konusu değildi. Çünkü referans alınacak günde bir şey kalmasaydı Senedin iddiasından 3 gün sonra bedeli Bay Ebenezer Scrooge'a ödenecektir gibi talimatlar havada kalır. Senet Birleşik Devletler Hazinesi bonusu gibi işe yaramaz olup çıkardı. Scrooge yasağına geri döndü ve düşündü, düşündü eline boyuna. Tekrar tekrar düşündü ama olanlara bir anlam veremedi. Düşündükçe kafası daha çok karıştı ve düşünmemeye çalıştıkça da daha fazla düşündü. İşin işinden çıkamadı. Male'nin hayaleti onu çok rahatsız ediyordu. Eline boyuna düşünüp olanların bir düş olduğuna kendini ikna ettiği her seferinde aklı tekrar başa dönüyor ve o ilk soruyu tekrarlıyordu. Bu bir düş müydü değil miydi? Bu şekilde bir 45 dakika daha yatmıştı ki aniden hayalisin ona çan kulesi saat biri vurduğunda bir ziyaretçisi olacağını söylediği aklına geldi. Uyanık yatarak beklemeye karar verdi ve onun için şu an uyumakta cennete gitmek gibi mümkün olmadığından belki de kendince verilecek en akıllıca kararı vermişti. Bu son bir çeyrek ona çok uzun geldi. Hatta uyuyakalıp saatin vuruşunu kaçırdığını düşündü. Sonunda ses. Tetikte bekleyen kulağında verdi. Ding dong. Çeyrek geçiyor dedi Scrooge. Ding dong. Buçuk. Ding dong. Çeyrek var. Ding dong. Saat bir dedi Scrooge muzaffer bir sesle. Ve bir şey yok. Bunu derinden gelen, boğuk, hüzünlü bir sesle tam biri vuran çan sesinin yankılanması henüz bitmeden söylemişti. Yankılanma biter bitmez. Aniden otanın içinde ışıklar yanıp sönmeye başladı ve cibinliğinin perdeleri savrularak açıldı. Cibinliğinin perdeleri bir el tarafından çekilmişti bir düşünün. Ayak ucundaki ve arkasındaki perdeler değil, doğrudan yüzü görülebilecek olan kısımdaki perdelerdi çekilen ve Scrooge yeri yatar pozisyonda doğrulup perdeleri çeken dünyaya ait olmayan bu ziyaretçiyle yüz yüze geldi. Benim size yakın olduğum kadar yakın ona. Evet, şu an yanı başınızda olan ruhum kadar yakın. Garip bir yere tıktı, bir çocuk gibi. Ama çocuk gibi de değil, yaşlı bir adam doğaüstü bir biçimde ufalmış da bir çocuğun boyutlarına inmiş, yaşlı bir adam gibiydi. Ensesine ve sırtına dökülen saçları yaşlılarınki gibi bembeyaz ama yüzünde tek bir kırışıklık bile yoktu. Cildi pembe beyazdı. Kolları çok uzun ve kaslıydı, elleri de alışılmadık bir güce sahipmiş gibi görünüyordu. Son derece biçimli olan bacakları ve ayakları kolları gibi çıplaktı. Üstündeki bembeyaz tüneyin belinde parıldayan Işıklı bir kemer vardı. Elinde taptaze bir demet çoban püskülü dalı tutmaktaydı ve kış günlerini simgeleyen bu demetin aksine tüneyinin etekleri yaz çiçekleriyle süslenmişti. Fakat onunla ilgili en şaşırtıcı şey başındaki taçtan yayılan ve her şeyi görünür kılan parlak ışık huzmesiydi. Karanlık, karanlık olmasını istediğinde de şu anda koltuğunun altında duran şapkayı kullanıyor olmalıydı. Scrooge daha dikkatli bakabildiğini. asıl şaşırtıcı olanın bu olmadığını fark etti. Çünkü kemerindeki ışığın bir ortam bir buradan parıldaması ve yanıp sönmesi gibi bu yaratığın biçimi de sürekli bir değişim gösteriyordu. Kah bir kollu, kah bir bacaklı oluyor, kah 20 bacaklı başsız bir gövdeye başı olmayan bir çift bacağa dönüşüyordu. Sonra gövdesi olmayan bir tek baş haline geliyordu. Ama bu parçalar yok oldukları karanlıklarda eriyip gitmişçesine tek bir iz bile bırakmıyordu. Scrooge tam buna şaşıp kalmışken yaratık yeniden hem de öncekinden daha belirgin biçimde ortaya çıkıveriyordu. Geleceği bana önceden bildirilen o ruh siz misiniz bayım? diye sordu Scrooge. Ta kendisiyim. Ses yumuşak ve dost şeydi. Tuhaf bir biçimde alçaktı. Çok yakın da olmasına rağmen uzaklardan gelir gibiydi. Kimsiniz? Neyin nesisiniz? Geçmiş Noel'lerin ruhuyum. Uzak geçmiş mi? diye sordu Scrooge. Bir yandan da yaratım cüceye benzer gövdesini inceliyordu. Hayır, senin geçmişinin. Nedeni sorulsa kendisinin de yanıtlayamayacağı bir şekilde ruhu şapkasıyla görmek istiyordu Scrooge. Ruhu şapkasını takması için yalvardı. Ne? diye bağırdı Ruh. Demek yaydığım ışığı o dünya zevklerine düşkün ellerine bir an önce söndürmeyi bu kadar çok istiyorsun. Hırslarıyla bu şapkayı yaratanlardan ve uzun yıllar boyu bu şapkayı takmama neden olanlardan biri olman yetmiyor mu? Scrooge hayatının hiçbir döneminde ruhu kasıtlı bir biçimde gücendirmek istemediğini, onu hiçbir zaman kendi bilgisi dahilinde örtmeye yeltenmediğini salgı, saygıyla anlattı. Sonra da onu buraya getiren nedeni sormaya cesaret edebildi. Senin iyiliğin için dedi ruh. Scrooge kendini teşekkür etmeye zorunlu hissetmekle birlikte deliksiz ve rahat bir uykunun kendisi için daha büyük bir iyilik olacağını düşünmekten de kendini alamadı. Ruh düşüncelerini okuyor olmalıydı hemen. Sana son bir şans vermek için diyelim o halde dedi. Kulak ver bana. Konuşurken güçlü ellerini uzatıp Scrooge'un kolundan nazikçe yakalamıştı kalk ve benimle gel. Scrooge'un yürüyüş için havanın ve saatin uygun olmadığını, ayrıca yatağının sıcak olduğunu halbuki termometrenin eksilerde dolaştığını belirtmesi ve üzerinde yalnızca gecelik ve takki olduğunu, soğuk algınlığına yakalandığını vesaire söylemesi de pek bir işe yaramadı. Dokunuş bir kadınki kadar yumuşak ve nazik de olsa bu el karşı konulamayacak kadar güçlüydü. Kalktı. Fakat ruh pencereye doğru gidip onu da yanına çağırınca yalvararak sabahlığına sarındı. Ben bir ölümlüyüm diye itiraz etti. Düşerim. Oraya dokunmama izin verirsen dedi ruh. Scrooge'un kalbini işaret ederek daha da yükseleceksin. Ruhun ağzından bu sözler dökülür dökülmez duvarı geçip iki yanında tarlaların uzandığı bir köy yoluna ulaşıverdiler. Şimdi kent tamamıyla yok olmuş, en ufak bir izi bile kalmamıştı. Karanlık ve sis de kentle birlikte yok olup gitmişti. Pırıl pırıl ama soğuk bir kış günüydü. Kar her yeri örtmüştü. "Tanrı aşkına," dedi Scrooge, ellerini birbirine kenetleyerek. "Ben burada büyüdüm. Çocukluğum burada geçti." Ruh belli belirsiz onu izliyordu. Dokunuşu hafif ve anlık da olsa, yaşlı adamın duyguları üzerindeki etkisi hala sürüyordu. Scrooge havadaki binbir türlü kokuyu algıladı. Bunlar uzun zaman önce unuttuğu, her biri ayrı bir düşünceyi, umudu, sevinci ve kederi anımsatan kokulardı. Dudan titriyor dedi ruh. O yanağındaki de ne? Sesinin tuhaf biçimde çatlak çıktığını fark ederek bunun bir sivilce olduğunu söyledi Scrooge ve sonra da ona rehberlik etmek için izin istedi. Yolu anımsıyor musun? Anımsamak mı? diye bağırdı Scrooge. Gözüm kapalı iken bile bulabilirim. Bunca sene sonra anımsaman ne tuhaf dediru. Ruh. Gidelim öyleyse. Yol boyunca ilerlediler. Scrooge her bir kapıyı, her bir direği ve her bir ağacı hatırlıyordu. Uzakta kilisesiyle ve kıvrılarak akan nehrin üzerindeki köprüsüyle küçük bir kasaba belirdi. Sırtlarında çocuk taşıyan uzun yeleli midiller onlara doğru gelmekteydi. Çocuklar çiftçilerin sürdüğü araba ve faytonlarda neşe içinde birbirlerine kasaba ağzıyla seslenerek şakalaşıyorlardı. Çocukların bağırışları, gülüşleri öylesine şende ki geniş tarlalar bir mutluluk ezgisiyle dolup taştı. Dertemiz hava, kahkaha sesleriyle çınladı. Bunlar geçmişte yaşayanların gölgesi sadece dedir o. Varlığımızdan haberdar değiller. Neşeli yolcular yanlarına yaklaştılar. Geçip giderlerken Scrooge her birinin isimleriyle hatırlıyordu. Onları görmekten sonsuz bir mutluluk duymasının nedeni neydi acaba? Önünden geçerlerken o soğuk gözleri nemlenmiş, yüreği hoplamış mıydı ne? Yol ayrımında kasabanın değişik yerlerindeki evlerine gitmek üzere ayrılırken birbirlerine mutlu noeller dilemelerinden neden mutluluk duymuştu? Sana ne mutlu noellerden Scrooge? Boş versene. Bugüne kadar Noel'in ne ayrını görmüştü ki? Akıl tamamen boşalmış değil dedi Ruh. Arkadaşları tarafından görmezden gelinen yalnız bir çocuk var içeride hala. Scrooge bunu bildiğini söyledi ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Ana yoldan ayrılıp çok bildik bir patikadan ilerleyerek kırmızı tuğladan yapılmış eski bir malikaneye ulaştılar. Çatıdaki çan kulesinde horoz biçiminde bir rüzgar gülü vardı büyük ama yoksulla mahkum bir binaydı bu. Geniş odaları kullanılmadığından duvarları rutubetli ve yosun tutmuş bir haldeydi. Çürümüş, camları kırılmış ve kapıları parçalanmıştı. Ahırlar, rıza tavuklar gıdaklayarak oradan oraya dolaşıyorlardı. Arabaların çekildiği kulübeleri ve samanlıkları otlar bürümüştü. Binanın içinin de eski günlerin ihtişamını taşıdığı söylenemezdi. Karanlık ole girdiklerinde buraya bakan odaların açık kapılarından hepsinin boş, zavallı ve soğuk olduğunu gördüler. İnsanın kemiklerine işleyen dondurucu soğun yanı sıra hala toprağımsı bir koku vardı. Mum ışığında erkenden kalkılan, yiyecek pek de bir şey bulunamayan o günleri hatırlatıyordu her şey. Scrooge ve Ruh holün sonuna, binanın arka tarafına bakan bir odaya doğru ilerlediler. Kapı kendiliğinden açıldı. Uzun, çıplak ve kasvetli bir oda serildi gözlerinin önüne. Dizi dizi sıraların varlığı odayı daha da boş gösteriyordu. Zayıf bir ateşin yanında yalnız bir çocuk sıralardan birine oturmuş kitap okumaktaydı. Scrooge bu görüntünün yanına oturarak kaybolup giden zavallı çocukluğuna bakıp ağladı. Ne evin içinde odalarda yankılanan gizli sesler, ne süpürgeliklerin ardındaki farelerin tıkırtısı, ne arka avludaki yarı donmuş tulumbadan akan suyun şırıltısı, ne yapraksız kavağın uğultusu, ne bir depo kapısının ikide bir açılıp kapanması, ne de ateşin çıtırtıları. Hayır, bunların hiçbiri yoktu ama Scrooge o an hepsini yüreğinde hissetti. Kalbi yumuşadı ve gözyaşları sel olup aktı. Ruh kolunu dürtüp Scrooge'un okuduğu kitaba dalmış çocukluğunu işaret etti. Birden pencerenin dışında tuhaf giysiler giymiş bir adam belirdi. Çok gerçek, çok farklı ve son derece dikkat çekiciydi. Belinde baltası, arkasında da odun yüklü bir katır vardı. Scrooge şaşkınlıkla ''Aman sanırım, bu Ali Baba!'' diye bağırdı yaşlı, dürüst Ali Baba gerçekten de bu o. Bir Noel arifesinde şu zavallı yans çocuk burada tek başına bırakıldığında gelmişti. Evet, ilk kez bu şekilde gelmişti. Zavallı çocuk ve Valentin. Ve o çılgın kardeşi olsun buradalar. Bir de neydi adı? Hani uykusunda iç çamaşırlarıyla Çam Kalesi'nin önüne bırakılan. Bu o işte. Görmüyor musun? Sultanın cinler tarafından tepetaklak edilen uşağı. Baş aşağı duruyor işte. Hak etmişti ama. Prensesle evlenmek onun ne haddineydi. Bence iyi oldu. Büyük iş arkadaşları Scrooge'un bu şaşkınlık ve sevinçten değişmiş sesiyle yarı ağlayarak yarı gülerek heyecan içinde fakat büyük bir içtenlikle konuştuğunu, yüzünün canlandığını görseler çok şaşırırlardı herhalde. İşte papağan diye bağırarak devam etti Scrooge. Yeşil gövdesi, sarı kuyruğu, Kafasındaki marul gibi otoz bu o. Adayı dolaşıp tekrar eve gelince zavallı Robinson Cruz. Nerelerdeydin sen demişti ona. Adam düş gördüğünü sanıyordu ama düş değildi. Papağanlı konuşan bilirsin. İşte canını kurtarmak için deriye koşan Cuma. Hey! o, oh, Hey! Sonra kendi kişiliğine hiç uymayan bir şekilde aniden değişti. Ve büyük bir acıma duygusuyla dönerek çocukluğuna baktı. Zavallı çocuk dedi ve tekrar ağlamaya başladı. Keşke diye mırıldandı. Gözlerini ceketinin koluna sildikten sonra bakışlığın çocuktan ayırmadan ellerini ceplerine soktu. Ama artık çok geç. Ne oldu diye sordu Ruh. Hiçbir şey dedi Scrooge. Hiçbir şey. Dün gece kapımda Noel şarkısı söyleyen bir çocuk vardı. Keşke ona bir şeyler vermiş olsaydım. Hepsi bu. Ruh düşünceli bir şekilde gülümseyip eliyle işaret ederek ''Hadi gel, gidip başka Noel'ler de görelim.'' dedi. Bunları söyler söylemez Scrooge'un çocukluğu biraz daha büyüdü ve o da biraz daha karanlık, daha pis bir hal aldı. Kepenkler kapandı, pencerelerde çatlaklar oluştu. Tavandan kireç parçaları döküldü ve tavanın tahtaları görünür oldu. Bunların nasıl olup da gerçekleşebildiğine emin olun Scrooge da en az sizin kadar akıl erdiremiyordu. Tek bildiği şey olup bitenin kesinlikle gerçeğe uygun olduğuydu. İşte bir kez daha tek başınaydı. Diğer olanlar neşeli kutlamalar için evlerine gitmişlerdi. Okumuyordu bu kez. Umutsuz bir biçimde odayı arşınlıyordu. Scrooge önce ruha sonra da endişeli bir bekleyişle kapıya çevirdi bakışlarını. Kapı açıldı ve içeri genç adamdan yaşça çok küçük bir kız girdi. Kız ona doğru koşup kollarını boynuna dolayarak onu öpücüklere boğdu. Bir yandan da sürekli canım abicim diyordu. Seni eve götürmeye geldim. Küçük ellerini çırpıp gülüyordu. Eve götürmeye, eve, eve. Eve mi küçük fan? Evet dedi neşeli küçük kız. Eve, iyiliğin için. Dönmemecesine. Babam eskiden olduğundan çok daha farklı. Yumuşak bir adam artık. Ev cennet gibi. Geçen gece ben yatmaya çıkacakken benimle öyle sevgi dolu konuştu ki ben de senin eve dönmene izin vermesini isteme cesaretini bir kez daha gösterdim ve o da evet dönmeli dedi ve seni alıp getirmem için beni bir arabayla gönderdi. Bir erkek olacaksın artık dedi gözleri kocaman açarak. Ayrıca buraya bir daha asla dönmeyeceksin. Ama her şeyden önce bütün bir Noel boyunca birlikte olup Noel'i en mutlu şekilde biz kutlayacağız. Neredeyse bir genç kız olmuşsun fan diye bağırdı ağabeyi. Kız gülerek ellerini çırptı abinin başına dokunmaya çalıştı. Ama küçük olduğundan gülerek parmak uçlarında yükseldi ve sarıldı ona. Sonra da o çocuksu telaşıyla onu kapıya doğru sürüklemeye başladı. Genç Scrooge da hiç direnmeden izledi onu. Birden koridordan ürpertici bir ses duyuldu. Scrooge efendinin sandığını getirin. Okul müdürüydü bu. Scrooge tepeden sert bakışlarla bakıyordu ve gencin elini sıkarak düşüncelerini alt üst ediverdi. Sonra da onu ve kız kardeşini buz kesmiş bir sanlıca benzeyen salona götürdü. Soğuk, duvarlardaki haritaları, pencerelerinin içindeki yer ve gök kürelerini bal gibi kaplamıştı. Bir yerlerden rengi tuhaf bir biçimde açık bir sürahi şarap ve rengi tuhaf bir içinde koyu bir kek çıkardı gençlere ikram etti. Aynı anda sıska bir hizmetçi dışarıda bekleyen arabacıya yollayıp içecek bir şey isteyip istemediğini sordurttu. Arabacı bir öncekiyle aynı musluktan geleceksin istemediğini belirlererek teşekkürlerini yolladı. Efendi Scrooge'un sandığı çoktan arabaya yüklenmiş ve bağlanmıştı. Gençler okul müdürüne gönülden hoşça kal dediler ve bahçe yolundan neşe içinde geçip arabaya bindiler. Hızla dönen tekerlekler yerdeki buzdan tabakayı ezerek ilerliyor, ağaçların dallarındaki karları etrafa saçıyordu. Kız kardeşin bir nefeste uçup gidecekmiş gibi narindi hep, dedi ruh. Fakat kocaman bir yüreği vardı. Evet öyle dedi Scrooge. Haklısın bunu inkar edemem ruh. Tanrı korusun. Genç yaşta öldü dedi ruh. Ve sanırım çocukları da vardı. Bir çocuğu vardı diye yanıt verdi Scrooge. Doğru dedi ruh yeğenin. Scrooge tedirgin olmuş gibi kısaca. Evet dedi. O anda okul binasını geride bırakıp şehrin koşuşturmacasına geri döndüler gölgeler içinde belli belirsiz yolcuların dönüp dolaştığı, faytonların ve arabaların yol için kavga ettikleri kalabalık bir caddedeydiler şimdi ve gerçek bir kentin tüm gürültüsü ve karmaşası buradaydı. Yine bir Noel zamanı oldu, dükkanların süslemesinden açıkça belliydi ama vakit geceydi ve sokak lambaları yanmıştı. Ruh bir deponun kapısında durup Scrooge'a burayı bilip bilmediğini sordu. ''Biliyorum'' dedi Scrooge. ''Çıraklığımı burada yapmadım mı?'' İçeri girdiler. Yüksekçe bir tezgahın arkasında, boyu biraz daha uzun olsa tabanı değecekmiş gibi duran bir galler peruğu takmış yaşlı adamı gören Scrooge büyük bir heyecanla bağırdı. ''Aa! Bu bizim yaşlı Fezzivik! Ruhu şad olsun! Canlanmış!'' Yaşlı Fezzivik kalemini bıraktı ve yediği gösteren saatine baktı. Ellerini ovuşturdu, bol ceketini düzeltti, bütün bedenine yayılan gülüşüyle gülüp o rahat, zengin yağlı şişman ve neşeli sesiyle seslendi. Hey siz, Ebenezer, Dick. Artık genç bir adam olan Scrooge ve diğer çırak arkadaşı içeri daldılar. Bu Dick Williams, dedi Scrooge ruha. Tanrım evet bu o. Bana çok düşkündü. Zavallı Dick. Tanrım, tanrım. Ho ho evlatlarım dedi Fezivik. Bu akşamlık bu kadar çalışma yeter. Bu gece Noel gecesi dik. Bugün Noel, Ebenezer. Kapatalım şu kepenkleri artık. Hadi kıpırdayın çabuk. Dedi ellerini şaklatarak. İki gencin işe nasıl saldırdığına inanamazdınız. Ellerinde kepenkler sokağa fırladılar. Bir, iki, üç. Kepenkleri yerleştirdiler. Dört, beş, altı. Sürgülediler ve kapattılar. Yedi, sekiz, dokuz. Siz daha on ikiye kadar sayamadan yarış atları gibi nefes nefese dikilmişlerdi bile. Hoho ho diye bağırarak yüksek taburesinden hiç beklenmedik bir hızla atıldı Fezivik. Hadi Neşelen evlatlarım Ortalığı biraz açalım bakalım. Ho, ho dek Neşelen Ebenezer Ortalığı açmak. Yaşlı ustaları onlara öylece bakarken açmayacakları. Açamayacakları yer yoktu. O saatte yapıldı iş. Taşınabilir her şey, sonsuza kadar tedavülden kalkıyormuşçasına taşındı. Ortalık süpürüldü, yıkandı. Lambaların fitilleri düzeltildi. Şömine'deki ateş tazelendi. Depo soğuk bir kış gününde içinde olunmak istenecek kadar sıcak, kuru ve kucaklayıcı bir yer oluverdi. Elinde notalarıyla bir kemancı girdi içeri. Masaya çıkıp onu kendine sahne yaptı. Yüzüne koycaman bir gülümsemeyle bayan Fezivik geldi. Ardından güzel ve cana yakın üç kızı. Sonra da onlara aşık, kalpleri kırık altı genç adam. Orada çalışan kadın, erkek, herkes geldi. Hizmetçi, fırıncı kuzeniyle içeriye girdi. Aşçı kardeşinin can dostu sütçüyle geldi. Yolun karşı tarafındaki ustasıyla arası pek iyi olmayan çocuk hanımından azar işten komşu kızın ardına saklanarak gelmişti. Tek tek birbirlerinin ardı sıra geldiler. Kimi rahat, kimi utangaç, kimi zarif, kimi kaba, kimi iterek, kimi çekerek herhangi bir yerden, herhangi bir şekilde geldiler. Derken cümmüş başladı. 20 çift bir arada dönerek geliş yönüne doğru ilerledi. Yarım daire oluşturup ilerliyor. Sonra gene geri dönüyor. Ardından ortadan eğilip geçiyor. Tekrar doğruluyor ve çeşitli figürler yapıyorlardı. Başı çeken çift hep yanlış tarafa dönüyor. Sondaki çift başa varınca her şey yeniden başlıyor. Sonuçta artık sadece başı çeken çiftler kalıyor bunların karşısında figürlerini yapabilecekleri çift olmuyordu. Herkes öne geçip de yol gösterecek kimse kalmayınca yaşlı Fezevik ellerini çırpıp dansı durdurdu. Aferin çocuklar diye bağırdı ve kemancı da özellikle bu iş için getirilmiş olan bira kasesine daldırıverdi ateşli başını. Ama dinlenme fırsatına yüz çevirip yeniden ortaya çıktığında henüz dans eden kimse olmasa da kemanı konuşturmaya başladı. Sanki yorgunluktan bitap düşen ilki sedye ile eve taşınmış yerine gelen bu yeni kemancı milleti ayağa kaldırmaya aksi takdirde ölmeye and içmiş gibiydi. Daha çok dans, daha çok ödül, biraz daha dans, biraz pasta ve sıcak şarap vardı. Fırında pişmiş koca bir butu vardı. Soğuk et vardı, kıymalı börek ve bol bol bira vardı. Ama gecenin asıl muhteşem anı kemancının ki o ne işini nehli ne kurttu. Sir Roger the Coverley'i çalmaya başladığı anda. Önce yaşlı Fezevik ve eşi dansa kalktılar. Baş çift ki çok iyidiler bu dansta. Üç çift dört derken hepsi ortaya döküldü. Ortalarda miskin miskin dolanmak yerine dans etmeyi tercih eden hafife alınamayacak insanlardı onlar. Ama iki misli de olsalar hatta dört misli olsalar bile Bay alt edemezlerdi. Bay Fezevik'in de ondan aşağı kalır yanı yoktu. Her açıdan uyumlu bir çifttiler bu yeterli değilse onları anlatmam için daha ne söylemem gerektiğini söyleyin bana ben de onu diyeyim. Fezevik'in bacakları neredeyse gözle görülür bir ışık saçıyordu. Dansın her adımında ay gibi parıldıyorlardı. Bir sonraki adımında neler olabileceğini kestiremezdiniz. Öne çık, geri gel, diz kır, selam ver, burgu yap, iğne deliğinden geç, tekrar yerine dön ve bunlar gibi bir dizi figürün ardından öylece ustaca bitirdi ki dansı Çöktü yerden göz kırpar gibi hiç sendelemeden ayağa kalkıverdi. Saat 11 vurduğunda bu aile içi eğlence de sona erdi. Bay ve bayan Fezevik kapının iki yanında durup misafirlerin ellerini tek tek sıkarak ve herkese mutlu nöerler dileklerinde bulunarak hepsini uğurladılar. Geride yalnız iki çırak kalınca onlara da aynı dileklerde bulundular ve neşe dolu sesler uzaklaştı. Geride yalnız çıraklar ve onların dükkanın arkasında tezgahın altındaki yatakları kaldı. Bütün bu süre boyunca Scrooge aklını kaçırmış biri gibi davranmıştı. Yüreği ve ruhu eski varlığı ile o sahnede yerlerini almıştı. Her şeyi doğruladı, her şeyi yanımsadı, her şeyden keyif aldı ve bunları tuhaf bir huzursuzlukla yeniden yaşadı. Kendi eski hali ve dikin parlak yüzü kayboluncaya kadar ruhunun varlığını hatırlamadı. Onun başında parlayan halesiyle açıkça kendisini izlediğini neden sonra fark etti? ''Bu şaşkın insanların kalplerini şükran duygularıyla doldurmak kolay iş.'' dedi Ruh. ''Kolay.'' ye dedi Scrooge. Ruh, Fezzelik'e övgüler düzüp birbirlerine yüreklerini açmakta olan çırakları işaret edip onları dinlemesini istedi. Scrooge bir süre dinledikten sonra Ruh, ''Peki neden?'' Fezevik siz ölümlülerin parasından birkaç, belki üç, belki dört pound harcadı diye mi hak etti bu kadar övgü dedi. Öyle değil diye hırsla konuştu Scrooge. Şimdiki haliyle değil de bilinçsizce eski haliyle konuşuyordu. Hiç de öyle değil sayın ruh. Onda bizi mutlu ya da mutsuz kılma gücü var. İşimizi zevk ya da çile haline getirecek, zorlaştırıp kolaylaştırabilme gücü. Sözlerinde ve bakışlarında yatıyor gücünün kaynağı. Öylesine belli belirsiz ve öylesine Ö önemsiz şeylerde gizli ki bu. Ölçmek mümkün değil. O halde bize verdiği mutluluk bir servetle ölçülemez. Ruhun bakışlarını hissedip sustu. Sorun nedir diye sordu Ruh. Önemli bir şey değil. De Scrooge. Bir şey oldu sanırım diye üsteledi Ruh. Hayır dedi Scrooge. Hayır. Katime ve bir çift söz söylemek isterdim şu an. Hepsi bu. O bu dileğini söze dökerken genç Scrooge lambayı söndürmüştü. Scrooge ve Ruh bir kez daha açık havada yan yanaydılar. Zamanım azalıyor dedi Ruh. Çabuk. Bu ne Scrooge'a ne de görebildiği herhangi birine söylenmişti ama etkisi kendini hemen gösterdi. Scrooge bir kez daha kendini gördü. Şimdi daha yaşlıydı. Olgunluk döneminde bir erkekti. Son yılların katı ve sert çizgileri henüz yüzüne yerleşmemişti ama para hırsı ve titizliğin belirtilerini taşımaya başlamıştı. Hırslı gözlerin huzursuz bakışları, Scrooge'un içinde hangi tutkunun kök saldığını ve ağacın gölgesinin nereye düşeceğini açıkça gösteriyordu. Yalnız değildi. Yanı başında yaz giysileri içinde genç ve güzel bir genç kız oturuyordu. Gözyaşları, geçmiş Noeller ruhunun saçtığı ışıkla yüzünde parıldamaktaydı. Çok önemli değil diyordu kız yumuşak bir ses tonuyla. Senin için pek önemi yok. Yerimi başka bir aşk kaldı ve sana gelecekse, benim vermeye çalıştığımdan daha büyük bir huzur ve mutluluk verecekse bundan yakınmamam gerekir. Senin yerini hangi aşk aldı?'' diye sordu Scrooge. Altın aşkı. Şu dünyanın iki yüzlüğüne bak dedi. Hiçbir şey yoksulluk kadar zor olamaz. Hiçbir şey de zenginlik peşinde koşmak kadar aşağılanmamıştır. Kız yumuşak sesiyle sen dünyadan çok korkuyorsun dedi. Tüm umutların, hayatın sefil serzenişinin dışında olma isteği içinde kaybolup gitti. Senin tüm soylu amaçlarının birbiri ardına yıkılışını izledim. Başlıca amacın haline gelen kazanma hırsı hepsini yıktı geçti. Seni yuttu öyle mi değil mi ''Ne olmuş öyleyse?'' diye sertçe karşılık verdi Scrooge. ''Akıllanmış olabilirim ama bu sana olan duygularımın değiştiğini göstermez ki.'' Kız başını olumsuz anlamda iki yana salladı. ''Değiştin mi?'' diye sordu Scrooge. ''Anlaşmamız geride kaldı. Her ikimiz de yoksulken ve ikimiz de bu yoksul halimizle bile mutluyken anlaşmıştık. Dünyalımızı, sabrımızla ve emeğimizle elde edecektik. Ama sen değiştin. Dünyalımızı elde ettiğimizde sen artık başka bir adam olmuştun. O zamanlar çocuktum dedi sabırsızlıkla Scrooge. Kendi duyguların bile sana senin o eski sen olmadığını söylüyor diye cevap verdi genç kız. Ben ise o eski benim. Kalplerimiz birken mutluluk vadeden her şey iki ayrı kişi olduğumuzdan beri acılarla yüklü. Bunu kaç kez nasıl enine boyunu düşündüğümü söylememe gerek yok. Bunu düşünmüş olmam bile yeterli. Seni zincirlerinden kurtarabilirim. Ben hiç özgürlüğümü istedim mi ki? Sözlerle mi? Hayır hiç. Nasıl o halde? Değişerek, başka bir ruh edinerek, başka bir yaşam biçimiyle, başka bir umudun peşine düşerek, sevgimin senin gözünde değerli kılacak her şeyi bırakarak, gözlerini serin kanlılıkla Scrooge'a dikerek sordu. Eğer aramızda yaşananlar olmasaydı, beni yeni tanısaydın, yine peşime düşer, beni kazanmaya çalışır mıydın? Ya hayır. Scrooge kendine rağmen bu varsayımın doğruluğu karşısında boyun eğmek zorunda kalmış gibiydi. Yine de kendisiyle savaşarak böyle mi düşünüyorsun dedi. Aksine düşünebilseydim seve seve öyle düşünürdüm diye cevap verdi genç kız. Tanrı biliyor ya, böyle birisi bir gerçek karşısında güçlü ve kararlı olmak zordur. Bugün ya da yarın, hatta dün özgür olmuş olsaydın, benim gibi meteliksiz bir kızı seçebileceğine nasıl inanabilirdim ki? İlişkisinde her şeyi kazançla ölçen biri olarak, başta bunu görmezlikten gelmiş bile olsan, sonradan pişman olmayacağını nasıl bilebilirdim? Bütün bunlardan eminim ve seni özgür bırakıyorum. Yüreğim eski sene olan sevgiyle dolu olarak. Scrooge konuşmak üzereydi ki başı öte yana dönük olan kız. Acı çekebilirsin. Geçmişin anıları bana öyle olacağı ümidini veriyor. Çok ama çok kısa bir süre. Sonra uyanmakla akıllık ettiğin işe yaramaz bir düşe dönüşecek hepsi. Seçtiğin hayatta mutlu olmanı dilerim. Onu terk etti ve ayrıldılar. Ruh dedi Scrooge. Bana bir şey gösterme artık. Beni evime götür. Neden bana işkence etmekten zevk alıyorsun? Bir gölge daha kaldı dedi Ruh. Hayır, dahası yok. Görmek istemiyorum artık gösterme. Ama Ruh kararlılıkla onu kollarından yakalayarak zorla bir sonrakini görmeye sürükledi. Başka bir sahnede ve yerdeydiler. Çok büyük ya da şatafatlı değil ama çok rahat bir odaydı burası. Alev alev yanan ateşin başında oturan bir öncekine çok benzeyen genç ve güzel bir kız vardı. Scrooge önce o sandı ama kızının karşısında oturan ve artık olgun bir hanım olan asıl onu gördü. Odada son derece coşkulu bir gürültü vardı çünkü Scrooge'un o anda heyecandan karma karışık olmuş aklının alamayacak kadar çok çocuk vardı ortalıkta. Hepsi tek çocuk gibi hareket eden 40 çocuk yerine her biri 40 çocuğa bedelmiş gibiydi. Sonuç akıl almaz bir kargaşaydı fakat hiç kimsenin aldırış ettiği yoktu. Aksine anne ve kızı çok hoşnut, yürekten gülmekteydiler. Küçük haydutlar birbirlerine ve aralarına karışan genç kıza şakalar yapıyor, ortalığı darmadağın ediyorlardı. Ah onlardan biri olmak için neler vermezdim. Elbette ben asla böyle kaba olmazdım, hayır hayır. Dünyaları verseler o örgülü saça dokunamaz, bozup dağıtamaz, bir tutamını bile koparamazdım. Tanrı şahidimdir, Hayatın pahasına da olsa o gözü pek, küçük aydotlar gibi beline dolanamazdım. Bir kere dolasam, bana sanki ceza olarak kolum doladığım yerde kırılıp kalır gibi gelirdi. O dudaklara dokunabilmeyi, onları aralasın diye sorular sormayı, kızarıp bozarmadan o önüne bakan gözlerdeki kıvrık kirpiklere bakabilmeyi çok isterdim. Santimine pahalı biçilemez o saçlardaki bir bukleyi açabilmeyi itiraf ediyorum çok isterdim. İstediğimi yapabilmek için çocuklar kadar özgür, Yaptığımın değerinin farkında olmak için de yetişkin bir erkek olabilmeyi isterdim. Tam bu sırada kapının vurulduğu duyuldu ve hemen ardından öyle bir koşuşturmaca başladı ki kız yüzünde bir gülümsemeyle eteği çekiştirile, çekiştirile kıp kırmızı suratlı ve neşe dolu bir çocuk yumağının ortasında kapıya doğru sürüklendi. Bütün bunlar babalarıyla birlikte gelen ve kucağa Noel armağanlarıyla yüklü bir adamı karşılamak içindi. Bir bağırış, bir çağırış, ve zavallı savunmasız uşağa yapılan saldırı, merdiven yapılıp tırmanılan sandalyelerden ceplere dalmalar, kahverengi kağıtlara sarılı paketlere uzanmalar, kravatından çekiştirip boynuna asılmalar, sırtını yumruklamalar ve sevgiyle bacağına tekmeler atmalar, ele geçirilen her bir paketin ardından atılan şaşkınlık ve sevinç Ardından da en küçük kardeşin oyuncak bir taba yapışık olan sahte hindiyi yuttuğu türünden bir haberin yayılıp herkesin yüreğinin ağzına gelişi ve bunun nasılsız bir haber olduğunu anlaşılmasını getirdiği rahatlama, neşe, şükran ve coşku. Hepsi de tanımlanamaz derecede benzerdi. Bu kadar yeterdi ve çocuklar yavaş yavaş odalarına çekildikçe yürültülerini de yanlarına götürdüler. Tek tek merdivenlerden çıkıp evin yukarılarına Yatak odalarına gittiler, ortalık sakinleşti. Scrooge şimdi daha bir dikkatle izlemekteydi. Evin erkeği bir yanında eşi, diğer yanında koluna yaslanmış kızı olduğu halde şöminenin başında oturdu. Bu en az diğeri kadar zarif ve gelecek vadeden yaratığın ona baba diye seslenebileceği düşüncesi ve yaşamının zorlu kışlarına bir bahar sevinci getirebileceği gerçeği Scrooge'un gözlerinin dolmasına yetti. Belle dedi gülümseyerek karısına dönen adam. Bu öğleden sonra senin eski bir dostunu gördüm. Kimi? Tahmin et. Nereden bilebilirim? Aa elbette bilmez miyim diye ekledi. Adamın gülüşüne karşılık vererek. Bay Scrooge. Evet Bay Scrooge. Dükkanının önünden geçtim. Perdeleri çekili değildi ama içeride sadece tek bir mum yandığı için zar zor seçebildim onu. Orsanın ölüm döşeğinde olduğunu duymuştum. Yalnızdı. Bana göre yalnız olmaya da mahkum bu hayatta. Ruh dedi Scrooge kırık bir sesle. Beni götür buradan. Bunlar geçmişte yaşananların gölgeleri demiştim sana dedi Ruh. Ne yaşandıysa o. Beni suçlama. Götür beni. Dayanamıyorum diye bağırdı Scrooge. Ruh'a baktı ve onun yüzünün tuhaf bir şekilde o ana kadar gösterdiği yüzlerden oluşan bir mozaiğe dönüştüğünü gördü. Bırak beni Beni geri götür, beni rahat bırak. Bu sözleri takip eden kavgada, hani buna kavga denilebilirse ruhun gözle görülebilir bir direnme göstermediği, düşmanının saldırılarından hiçbir şekilde etkilenmişe de benzemediği bir kavgada, Scrooge ruhun ışığının daha bir parlak ve daha yukarıda yandığını ve bu ışığın ruhun kendi üzerindeki etkisiyle bağlantılı olduğunu fark ettiğinde şapkayı yakalayıp ruhun kafasına bastırarak ışığını söndürmeye çalıştı. Ruh şapkanın altında ufaldı ve cismani varlığı yok oldu. Fakat Scrooge bütün gücüyle bastırdığı halde ışığı yok edemiyordu. Işık kesintisiz bir sel gibi şapkanın altından yer akıp gitti. Tükenmişti. Karşı konulamaz bir uyuma isteği içindeydi. Yatak odasında olduğunu fark etti. Kalan son gücüyle şapkayı sıktı ve sonra eli boş kaldı. Derin bir uykuya dalmadan hemen önce kendini yatağa zor attı. Üçüncü dörtlük. Üç ruhtan ikincisi. Korkunç bir horultunun tam ortasında uyanık düşüncelerini toparlamak üzere yatağında dikilen Scrooge'a saatin bir kez daha bir vurmak üzere olduğunu kimsenin hatırlatmasına gerek yoktu. Jacob, Mali'nin haber verdiği gibi onunla görüşme yapmaya gelecek olan ikinci ruhu karşılamak üzere tam zamanında uyandığını hissediyordu. Bu yeni misafir geldiğinde önce hangi perdi açacak düşüncesiyle elinin ayağının buz kestiğini fark edince perdelerin hepsini kendi elleriyle açıverdi ve tekrar yatağına uzanıp keskin bakışlarla çevreyi gözetlemeye koyuldu. Çünkü ruha karşısında belirdiği anda meydan okumaya ve herhangi bir sürprize karşılaşıp sinirlerini bozmamaya kararlıydı. Bütün dümenleri bilmekle ve her türlü şarta göre davranmaya alışkın olmakla övünen erkekler, maceraya olan düşkünlüklerini zar atıp kumar oynamaktan cinayet işlemeye kadar her şeyi kaldırabilecek kapasite olduklarını söyleyerek dile getirirler. Bu iki aşırı uç arasında şüphesiz çok geniş ve pek çok olayı kapsayabilecek bir aralık vardır. Scrooge'un hoşgörü aralığı bu kadar geniş olmasa da oldukça geniş bir aralıkta pek çok garip şeyi göğüslemeye hazır olduğuna inanabilirsiniz. Bir bebekten gergedana kadar görebileceği hiçbir şey onu pek de şaşırtamazdı artık. Hemen hemen her şeye karşı hazırlıklı olmakla birlikte hiçbir şey olmamasını hazırlıklı değildi. Bu nedenle saat bir olup da ortaya hiçbir şey çıkmayınca yaprak gibi titremeye başladı. Beş dakika, on dakika, bir çeyrek saat oldu ama ne gelen vardı ne de giden. Saat biri vurduğunda yatağına düşen bir ışık ışık üzmesi içinde öylece uzanmış yatıyordu. Yalnızca bir ışık olduğu halde bunun ne anlama geldiğini kestiremediği ve ne yapacağını bilemediğinden o ışık üzerine bir düzine hayal etten daha ürkütücü bir etkiye sahipti. O anda nasıl olduğunu anlamaksızın ne anlama geldiğini bilmeksizin içten içe yanma gibi ilginç bir olay yaşıyor olabilirdi. Ama sonunda sevgili okur, senin ve benim hemen aklımıza gelebilecek olan şey çünkü kendisi darda olmayan, neyin yapılması gerektiğini hemen bulur ve hiç kuşkusuz hemen uygular nihayet onun da aklına geldi. Yani bu hayaletimsi ışığın kaynağının belki de bitişik odadan geliyor olabileceğini düşünmeye başladı. Bu düşünce büsbütün aklın hayatında yavaşça kalktı. Terliklerini giyip kapıya yöneldi. Eli kapı tokumana değer değmez. Kayıp bir ses ona adıyla seslendi ve onu içeriye davet etti. Scrooge bu davete boyun eğdi kendi odasındaydı. Buna şüphe yoktu fakat o da şaşırtıcı bir değişim geçirmişti. Duvarlar ve tavan baştan aşağı yeşilliklerle kaplanmış, pırıl pırıl parlayan böğürtlenlerin sertisi bir koruyu andırıyordu. Yılbaşı çiçeğinin, ökse otunun, sarmaşıkların taptaze yaprakları, sağa sola saçılmış küçük aynalar gibi ışığı yansıtmaktaydı ve bacadan, Scrooge'a da Male'nin zamanında ya da yaşanmış tüm kışlar boyunca hiç olmadığı kadar Güçlü bir alev, kasvetli taşlardan örtülü ocağın içinden gürleyerek yükseliyordu. Yerde üst üste yığmış indiler, ördekler, av etleri, kocaman domuz butları, sosisler, kıymalı börekler, erikli tatlılar, fıçılar dolusu diye kestane kebabı, al yanaklı elmalar, sulu portakallar, yağlı armutlar, kocaman ay çörekleri ve kaseler dolusu sıcak şarap duruyor ve odayı mis gibi kokutuyordu bu yığının üzerinde rahat, neşeli bir dev olanca ihtişamıyla oturmaktaydı. Elinde belli ki bolluğu simgeleyen, boruya benzeyen bir meşale tutan bu devi izlemek pek hoştu. Kapıdan odayı gözlemekte olan Scrooge aydınlatmak için meşaleyi yukarı doğru kaldırdı. ''İçeri gel!'' diye bağırdı. ''Gel ya tanış benimle insanoğlu!'' Scrooge ürkek ürkek ilerledi ve devin huzurunda başı önde durdu. O her zamanki dik kafalı Scrooge değildi artık ve devin gözleri her ne kadar dost canlısı ve nazik de olsa onunla göz göze gelmek pek de istekli değildi. Ben Noel armağanlarının ruhuyum dedi dev. Bak bana. Scrooge ona saygıyla baktı oldukça sade. Eteklerine beyaz kürk geçirilmiş yeşil bir elbise ya da kaftana benzer bir şey giymişti. Bu giysi bedenine öyle bol geliyordu ki geniş göğsünü örtmekten ve saklamaktan utanıyor gibiydi. Kumaşın geniş katları altından görünen ayakları da çıplaktı ve başında da arasından parıldayan buz parçacıklarının sarttığı, çoban püskülünden yapılmış bir çelenk dışında hiçbir şey yoktu. Koyu kumral uzun bukleli saçları dalga dalga sarkıyordu ve yüzünün, palen gözlerinin, açık elinin ve neşe saçan sesinin, sınır tanımaz tavırlarının ve neşeli havası kadar özgürdü. Belinde antika bir kın vardı fakat içinde kılıç yoktu. Ve antika kın pastan görünmez olmuştu. Benim gibisini daha önce hiç görmemişsindir diye seslendi Ruh. Öyle diye cevap verdi Scrooge. Ailemin daha genç üyeleriyle de hiç dolaşmamışsındır. Ben de gencim elbette ama son yıllarda doğan benden büyük ağabeylerimi kastediyorum. Dolaşmadın değil mi? Sanmıyorum Korkarım hayır. Çok kardeşin oldu mu Ruh? Hmm, 1800'den fazla dedi Ruh. Geçindirmek zor olmalı böyle büyük bir aileyi diye geveledi Scrooge. Noel armanları Ruh'u ayağa kalktı. Beni nereye götüreceksen götür Ruh dedi Scrooge uysallıkla. Dün gece zorunlu bir gezi yaptım ve etkisini hala üzerimde hissettiğim bir ders aldım. Bu gece bana bir şeyler öğretmen gerekiyorsa Onları da öğrenmeye hazırım. Kaftanımı mı tut? Scrooge söyleneni yaptı ve ruhun eteğine sımsıkı yapıştı hemen. Çoban püskülü, ökse otu, kırmızı böğürtlenler, sarmaşık, hindiler, kazlar, av etleri, tavuklar, kızartmalar, domuz etleri, sosisler, istiridyeler, çörekler, tatlılar, meyveler ve sıca sıcak şarap anında yok oluverdi. Oda, şömine, parıltılı kızılık ve gecenin o saati de yok oldu. Bir Noel sabahında kentin sokaklarındaydılar. İnsanlar hava soğuk olduğundan olsa gerek evlerinin öndeki ve çatılarındaki karları kürelerken kaba saba ama kulağa hiç de kötü gelmeyen bir müzik yaratıyorlardı. Çocuklar için bu karı sokağa dökmek ve küçük yapay kar fırtınalarının oluşması seyretmek büyük bir zevkti. Evlerinin ön cepheleri epey karaydı. Damlardaki beyaz bir çarşaf gibi görünen yumuşak karla yerlerdeki biraz daha kirli ve üzerinde araba ve fayton tekerlerinin açtığı derin yarıklar bulunan karın beyazlığıyla tezat oluşturan pencereler daha da karaydı. Büyük caddelerin sokaklara bölündüğü köşelerde bu izlerin yüzlercesi birbirini kesiyor ve koyu sarı çamurla ve buzlu sularla dolu izlenmesi zor karmaşık kanallar oluşturuyorlardı. Gökyüzü karanlık ve kasvetliydi ve en kısa caddeler bile kirli, yarı donmuş, yarı çözülmüş bir sisin içinde yitip gidiyorlardı. Ve bu sisin içindeki ağır parçacıklar sanki İngiltere'nin bütün bacaları oy birliğiyle yanıp tutuşmaya karar vermişler ve hep birlikte diledikleri gibi tutmaya başlamışlar gibi bir kuru yağmur halinde yere iniyordu. İklim ve kentin hali hiç de neşe verici olmadığı halde ancak en berrak yaz havasının ya da en parlak yaz güneşinin sağlayabileceği bir şenlik havası hakim dörtsalığa. Çünkü evlerinin damlarındaki karları kürüyenler neşe içindeydiler ve korkulukların ardından birbirlerine sesleniyorlar. Ara sıra şakacıktan kar topu fırlatıyorlardı. Birçok esprili sözden çok daha masum bir kar topu. Ve hem hedefi tutturunca hem de hedefi şaşırınca yürekten gülüyorlardı tavuk satılan dükkanlar açıktı ve manavlar bütün parlaklıklarıyla ışık saçmaya devam ediyorlardı. Sepetler dolusu şiş göbekli yuvarlak kestane vardı. Kapılara dayanmış, felç olmaya aday tombulluklarıyla caddelere taşan yaşlı ve neşeli beyefendilerin göbeklerini örten ceketleri andırıyordu bunlar. Al yanaklı, kahverengi kabuklu, geniş enli İspanyol soğanları, İspanyol keşişleri gibi yağlı, dolgun parlıyor ve kapıların üzerinden sarkan öksü otuna kaçamak bir bakış atan kızlar önlerinden edeple edeple geçerken bulundukları raflardan onlara şöyle yan göze bakıyorlardı. Üst üste dizilmiş kokulu armut ve elma piramitleri önlerinden geçenlerin ağızlarının sularını akıtacak kadar göze batacak şekilde satıcının astığı üzüm demetleri, kahverengi yosunumsu, kokular insanı ormana, o bileklere kadar içine batırılan kurumuş yaprak yığınlarının içindeki yürüyüşlere taşıyan fındık öbekleri vardı. Esmer ve dolgun Norfolk elmaları, sarı portakallar ve limonlarla güzel bir zıtlık oluşturuyordu. Kese kağıtlarını doldurularak evlere götürülüp akşam yemeğinden sonra yenilmek için o sulu görünümleriyle insanlar ısrarla yalvarır gibiydiler. Satıcının bu meyve cümmüşü arasına yerleştirdiği kavanozlardaki kırmızı ve gümüş renkli süs balıkları, aptal ve soğukkanlı bir türden gelmiş olmalarına rağmen etrafta bir şeyler döndüğünün farkına varmışlar gibi küçük dünyalarında tek düze hareketlerle coşkusuz bir heyecanla dönüp durmaktaydılar. Hello bakkallar, ah bu baharat, meyve, sebze dükkanları. Neredeyse kapanmak üzereydiler hatta bir iki kepenk inmişti bile ama içeriye bakınca neler görmüyordu ki. Sadece neşeli seslerin kaynağı olan tezgahtaki tartı ya da paket ipliğinin hızla makarasından ayrılması ve kutuların o kabaz ilesinde olduğu gibi sağa sola uçuşması ya da kahve ile çayın birbirine karışmış kokularının insanın burnuna öylesine hoş gelmesi, kuru üzümlerin çok ender rastlanır bir bollukla ortalığa serilmiş, bademlerin o kadar aşırı beyaz, tarçın saplarının o kadar uzun ve ince olmaları geri kalan baharatların öylesine nefis kokması, şekere batırılmış meyvelerin, en soğukkanlı kişinin bile onlara bakarken direncini kaybettiğini hissetmesine, ardından da midesinin bozmasını yol açacak kadar lezi sadece incirlerin öylesine olgun ve etli ya da Fransız yeriklerinin o ekşi buruk tatlarıyla zengin dekore edilmiş kutularından size ürkekçe bakıyor olmaları ya da bütün bunların öylesine iştah kabartarak ve Noel'e uygun süslenerek arada durması değildi göze çarpan. Müşterilerin de hepsi günün umutlu beklentisine kendilerini öylesine kaptırmışlardı ki coşku ve telaşlı koşuşturmalar arasında kapılarda çarpışıyorlar, sepetlerini tokuşturuyorlar, aldıklarını tezgahta unutup koşa koşa dönerek unuttuklarını topluyorlar. Benzer hataları büyük bir keyifle yüzlerce kez tekrarlıyorlardı. Dükkanın sahibi ve çalışanları öylesine cana yakın ve keyiflilerde ki arkadan önlüklerini tutan parlak, kalp biçimli tokalar, Noel kargalarının canları istediğinde gagalamaları ve başkalarının seyretmesi için sundukları kendi kalpleri olabilirdi. Sonunda Noel çanları bütün iyi insanları kiliselere çağırdı ve herkes en güzel giysisi içinde, en neşeli yüz ifadeleriyle sokaklardan aktı. Aynı anda Ellerinde fırınlara götürdükleri Noel yemekleriyle sayısız insan, sayısız yan yollardan, avlulardan, adı olmayan dönemeçlerden çıktılar. Bu yoksul inançlı insanların görüntüsü ruhun çok ilgisini çekmiş gibiydi. Çünkü Scrooge yanında olduğu halde bir fırıncının kapısının yanında durmuş, gelen tencerelerin kapaklarını kaldırıp meşalesinden yemeklere tütsü serpiyordu. Bu çok tuhaf bir meşale olmalıydı. Çünkü bir iki kez Gelenler arasında ağız dalaşıyla başlayıp itişmeye dönebilecek durumları meşaleden bir iki damla serperek tatlıya bağlamıştı ruh. Yemeklerini taşıyanlar ruh sayesinde Noel günü kavga etmenin ne kadar utanç verici olduğunu kabul ettiler. Ve o gün Noel'di. Tanrı'nın sevdiği gündü o. Çanlar yavaş yavaş sustu ve fırıncılar kepenkleri kapadılar. Yine de... İçeride sürmekte olan pişirme işleminin fırınların tabanına yansıyan ışıkları ve gölgeleri görünüyordu hala ve taşlılar da sanki pişiyormuş gibi tütmekteydi. Ruh sayesinde serptiğin şeyde özel bir baharat mı var? diye sordu Scrooge. Var. Bana ait bir baharat. Böyle bir günde her yeme yakışır mı? Gönülden sunulan her yeme yakışır. En çok da yoksulun yemeğine. Neden en çok yoksulunkine? diye sordu Scrooge. Çünkü en çok yoksulların buna ihtiyacı var. Ruh dedi Scrooge bir süre düşündükten sonra. Merak ediyorum. Neden bize ait bu dünyadan onca varlığın arasından çıka çıka sen çıkıp insanların masum eğlencelerini sekteye uğratıyor ve sınırlıyorsun? Ben mi? diye bağırdı Doğru dürüst yemek yiyebilecekleri yerleri kapatıp haftanın yedinci gününü esirgiyorsun onlardan. Yalan mı? Ben mi? diye bağırdı Ruh. Yedinci gün buraları kapamıyor musun? dedi Scrooge. Aynı kapıya çıkar. Ben mi kapatıyorum? diye bağırdı Ruh. Yan oluyorsa affet. Senin adına olmasa da senin ailenden birileri adına yapılıyor bunlar işte, dedi Scrooge. Sizin bu dünyanız üzerinde, diye karşılık verdi Ruh. Bizi tanıdığını sanan kendi bencillik, kötü niyet Kıskançlık, iki yüzlük ve kibrine bizim adımıza yaptıklarını iddia eden bize ve bizim gibilere hiç yaşamamışçasına yabancı olanlar var. Bunu unutma ve yaptıklarının faturasını onlara çıkar, bize değil. Scrooge bunu yapacağına söz verdi ve tekrar daha önce de olduğu gibi görünmez olarak kentin dış mahallelerine doğru yola çıktılar. Ruhun Scrooge bunu fırının kapısında dururlarken gözlemlemişti. Göze çarpan önemli bir özelliği de o devasa cüssesine rağmen her yere rahatlıkla sığabilmesi, bir saçan altına bile yüksek tavanlı bir salonda durur gibi zarafetle durabiliyor olmasıydı. Belki bu yeteneğini sergilemekten hoşlandığı için, belki de o iyilik dolu, zarif, cömert ve tüm yoksullara karşı şefkatle dolu yüreğinden ötürü dost doğru Scrooge'un katibinin evine yöneldi. Elbette eteğine tutunan Scrooge'u da beraberinde taşıyarak. Kapının eşiğinde durup gülümseyerek meşalesinden dökülenlerle Bob Cratchit'ın evini kutsadı. Düşünebiliyor musunuz? Bob'un haftalığı 15 şilindi. Her cumartesi bu 15 şilinci cebine atardı ama şimdi Noel'in ruhu gelmiş, onun dört odalı evini kutsuyordu. Ve ardından bayan Cratchit ortaya çıktı. İki kez ters yüz edilmiş mütevazi giysisi içinde, üç kuruşluk ucuz kurdelelerle ama ihtişamlı bir şekilde süslenmiş, Ortanca kızı Bell de Cratchit'in o da kurdedeleri içinde mağrurdu. Yardımıyla masa örtüsünü yayarken Peter Cratchit patates tenceresine bir çatal daldırmış, patateslere batırmaya çalışıyordu ve bu arada baba ait en değerli şey olan ve bugünün onuruna oğluna miras bıraktığı gömleğinin devasa yakası ağzına kadar varıyordu. Ama gene de kendini pek havalı bulup heyecandan uçuyor ve Londra'nın revaçtaki parklarında görünmeye can atıyordu. Şimdi de bir kız bir oğlan, iki ufak kıraçıt çığlık çığlığa içeri daldılar. Fırının önünden geçerken aldıkları kokunun kendi kazlarının ait olduğunu hükmetmişlerdi. Ve kekikli soğan düşleri görerek masanın etrafında dans edip Peter'ın ayaklarını yerden kestiler. Peter gömleğin yakası neredeyse boğazını keserken can sıkıntısı veren patatesler şişip kapağı gürültüyle çarparak bizi alıp soyun diyene kadar ateşi üflemekten pek de gurur duyuyor sayılmazdı. Saygıdeğer babanızda da ne oldu böyle dedi bayan Cratchit. Ya kardeşiniz küçüktü mü ya Marta'ya. Geçen Noel'de yarım saat erken gelmişti. Marta burada işte anne diye seslendi içeri giren bir kız. Marta geldi anne diye bağırıştı iki küçük Cratchit. Yaşasın Marta şu kaza bak. Tanrı seni korusun yavrum. Ne kadar da geç kaldın dedi bayan Cratchit. Kızını düzinelerce öpeceğe buarken, bir yandan da alışkanlıkla kızının şalını ve bonesini çıkardı. Dün geceden kalan bir yığınış vardı anne dedi kız. Bu sabah bitirmek zorundaydım. Neyse geldin ya gerisini boş ver dedi bayan Kranchit. Geç ateşin karşısına da ısın azıcık. Tanrı seni korusun. Hayır hayır işte babam da geliyor diye bağırarak bir oraya bir buraya koşuştu ufaklıklar. Saklan Marta saklan. Bunun üzerine boynundaki püskülleri hariç bir metreyi bulan sarkmış atkıyla eskimiş giysisi bayramlık ütülenmiş, omuzları doldurulmuş ve o omzunda küçük Tim olduğu halde babaları içeriye girdiğinde Mart'a saklandı. Vah zavallı küçük Tim. Vücudunu demir bir kafes destekliyor. Koltuk değneklerini kucağında taşıyordu. Martamız nerede? diye bağırdı Bay Cratchit sağa sola bakınarak. Gelmeyecekmiş dedi Bayan Cratchit. Gelmiyor mu? Bob'un sesinde. Küçük Tim kileseden buraya kadar at gibi sırtında taşıyarak dört nala gelirken ki neşeden eser kalmamıştı. Noel gününde gelmiyor Marta şakadan bile olsa babasının düş kırıklığına uğradığını görmek istemediğinden dolap kapağının arkasından çıkması gerekenden daha erken çıktı ve babasının kollarına atıldı. Ufaklıklar küçük Tim'i bakır kazanda şarkı söyleyerek pişen tatlının sesini duyabilsin diye kucaklayıp çamaşırlığa götürdüler. Kocasına bu kadar kolay kandığı için bir süre takılan Bayan Cratchit, küçük Tim nasıl davrandı peki? diye sordu. Bu arada Bob Cratchit kızıyla doyasıya kucaklaşmıştı. Hmm, melekler gibi dedi Bob. Hatta daha da iyi. Çok sık yalnız kaldığından bazen düşüncelere dalıyor ve duyabileceğin en tuhaf fikirler geliyor aklına. Evet dönerken bir sakat olduğunu kilisede mümkün olduğunca çok kimsenin görmüş olmasını ümit ettiğini çünkü onun bu sakat halini görenlerin şu Noel gününde kimin köllerin gözlerini açıp sakat dilencileri yürüttüğünü anımsamalarının iyi olacağını söyledi. Konuşurken sesi titriyordu. Küçük Tim'in büyüyüp yüreklendiğini söylerken sesindeki titreme daha da arttı. Tim'in koltuk değneklerinin sesi duyuldu. Tek bir söz daha etmelerine fırsat kalmadan yanlarına dönüvermişti. Kız ve erkek kardeşi sandalyesini ateşin yanına taşıttılar. Bob gömleğinin kollarını katlarken sanki üstü başı daha kılıksız hale gelebilirmiş gibi bir bardağa limon ve cin koydu. Karıştırdı ve kaynaması için ocağa koyarken Peter ve aynı anda her yerde bulunma yeteneğine sahip küçükler kazı getirmeye gittiler ve az sonra törenle geri geldiler. Ardından kopan hengameye bakınca kazı ender bulunan bir kuş. Tüylü bir doğa harikası sanırdınız. Sanki her kümeste bir kara kuğu vardı da kaz yoktu. Aslına bakarsanız bu ev için durum aynen böyleydi. Bayan Cratchit önceden hazırlamış olduğu sosu tavada kızdırdı. Abi Peter patatesleri inanılmaz bir güç sarf ederek püre yaptı. Bayan Belin de elma kompostosuna şeker ekledi. Marta tabakların tozunu aldı. Bob küçük timi masanın köşesine kendi yanına yerleştirdi ve iki ufaklık da kendilerine ve diğerlerine sandalyeler ayarladılar. Yerlerini kaptırmamak için hemen oturdular ve sıra onlara gelmeden kaz diye bağırmamak için kaşıkları ağızlarına beklediler. En sonunda tabaklar kondu ve şükran duası edildi. Bakışları bıçak boyunca gezinen Bayan Cratchit sonunda bıçağı kazın göğsüne sokmayı uygun bulana kadar herkesin soluğunu tuttu bir an yaşandı. En sonunda kazın içindeki özlemi çekilen malzeme dışarı akınca masadan keyifli bir mırıltı yükseldi. Ufaklıkların heyecanı kendisine bulaşan Tim bile uçağının sapını masaya vurarak yaşasın diye bağırmıştı. Şimdiye kadar sofralarında hiç böyle bir kaz olmamıştı. Bob bugüne kadar böylesine lezzetli pişirilmiş bir kaz olabileceğine inanmadığını söyledi. Tazeliği ve lezzeti, büyüklüğü ve ucuzluğu konusunda hem fikirdiler. Elma kompostosu ve patates püresiyle birlikte bütün aileyi doyuracak bir ziyafette doğrusu. Tabakta kalan küçük bir but parçasına bakan Bayan Cratchit memnuniyetle kazın yetip de arttığını tespit etti. Herkes fazlasıyla doymuştu. Hele ufaklıklar neredeyse kaşlarına kadar kekik ve soğanı bulanmışlardı. Bayan Belin de tabakları değiştire dursun, Bayan Cratchit tek başına odadan çıktı. Tatlıyı çıkarıp getirirken yanında tanık istemeyecek kadar heyecanlıydı. Düşünün ya tatlı olmamışsa ya kalıptan çıkarırken parçalanırsa ya onlar kazı afiyetle yemekle meşgulken birisi arka duvardan atlayıp tatlıyı aşırdıysa olasılığı düşününce özellikle iki küçük kraliçetin suratları bembeyaz oluyordu. Bir yığın korkulu öykü senaryosu gezindi akıllarında. Selam. Kocaman bir buhar kümesi. Tatlı. Bakır kaptan ayrılmıştı. Çamaşır günündeki gibi bir koku. Tatlının üstünü örten tülbentten geliyordu bu koku lokanta ile pastane yan yanaysa ve iki bina ötede de bir çamaşırhane varsa ortalık nasıl kokarsa işte öyle kokuyordu. İşte Noel tatlısı buydu. Yarım dakika sonra yanakları al, al olmuş ama gururla gülümseyen Bayan Cratchit elinde tatlıyla girdi içeri. Tatlı üstü süslü bir top mermisini andırıyordu. Sert ve dolgundu tutuşturulmuş Brandy sayesinde alev alevdi. Tam tepesinde de bir çoban püskülü dalı vardı. Ah! Harika bir tatlıydı. Bob Cratchit bu seferkinin Bayan Cratchit'in evlendiklerinden beri yapmış olduğu en iyi tatlı olduğunu söyledi. Bayan Cratchit artık içinin rahat olduğunu, daha önce unun miktarı konusunda kararsızlıklarının bulunduğunu itiraf etti. Herkesin söyleyecek bir şeyi vardı fakat Kimse bu küçük tatlının böylesine kalabalık bir aileye az gelebileceğini ne düşündü, ne de dile getirdi. Bu tamamen gereksiz bir çıkış olurdu. Hiçbir kraçet yüzük kızarmadan böyle bir iddiada bulunamazdı. Sonunda yemek bitti, masa toplandı. Ocağın önü sürpürüldü ve ateş canlandırıldı. Testideki içkinin yanı sıra masaya portakallar ve elmalar kondu. Ateşe bir kürek dolusu kestane yerleştirildi. Ve Cratchit ailesi ateşin önünde, babalarının deyişiyle bir halka, aslında yarım halka oldular. Bob Cratchit'in dirseğinin dibinde bardaklar duruyordu. İki kupa ve kulpu kopuk bir fincan. Bunlar da en az altın kupalar kadar iyi tutuyordu sıcağı. Bob içkiyi parıldayan yüzüyle dağıttı. Ateşteki kestane'lerin çıtırtısı, ateşin çıtırtısına karışıyordu. Bob kadeğini kaldırıp ailesine seslendi. Hepimize mutlu Noeller canlarım. Tanrı bizi korusun. Aile hep bir ağızdan aynı diyeyi tekrarladı. Tanrı bizim hepimizi korusun dedi küçük Tim son olarak. Küçük sandalyesinde babasının hemen yanı başında oturuyordu. Bob da oğlunun solgun küçük elini onu ne kadar sevdiğini ve yanı başında görmek isteğini belli eder biçimde elinden alınmasına dayanamazmış gibi tutmaktaydı. Ruh dedi Scrooge daha önce hiç hissetmediği bir ilgiyle. Söyle bana, küçük Tim yaşayacak mı? Ocağın yanında boş bir sandalye görüyorum diye cevap verdi ruh. Sahipsiz bir çift koltuk değneği de hala duvara dayalı duruyor. Eğer bu gölgeler gelecek tarafından değiştirilmezse çocuk ölecek. Hayır, hayır dedi Scrooge. Ne olur merhametler ruh. Onun esirgeneceğini söyle bana gelecek bu gölgeleri değiştirmezse benim türümden hiçbir ruh onu burada bulamayacak. Ne olacak sanki? Ölecekse bir an evvel ölsün ve nüfus fazlasını azaltsın. Scrooge ruhun daha önceki kendisinin söylemiş olduğu sözlerden alıntı yaptığını duyunca üzüntü ve pişmanlıkla başını eğdi. Bir adam dedi ruh. Göğsünde hala taş değil de bir insan yüreği varsa lanet konuşmalarını bir yana bırak da git kim fazlaymış onu öğren. Neredeymiş bul. Kimin yaşayıp kimin öleceğine sen karar vereceksin. Belki Tanrı'nın gözünde bu zavallı adamın çocuğundan ve onun gibi milyonlarcasından daha değersizsin ve yaşamayı çok daha az hak ediyorsun. Tanrım, böcek yaprağa tırmanmış, topraktaki aç kardeşlerinden fazlalık diye söz ediyor. Scrooge, ruhun azarlayıcı tavrı karşısında ezilmişti titreyerek bakışlarını yere çevirdi. Ama adının söylendiğini duyunca bakışlarını hızla yerden kaldırdı. Bay Scrooge'a diyordu Bob. Bay Scrooge'a içiyorum. Veli nimetimize. Veli nimetimize mi? diye bağırdı Bayan Cratchit. Kıpkırmızı olmuştu. Keşke burada olsaydı. Olsaydı da aklımdan geçenleri söyleseydim. Midesi kaldırırdı umarım. Sevgilim dedi Bob. Çocuklar var. Bugün Noel. Bay Scrooge gibi iğrenç, pinti, katı ve duygusuz bir adamın sağlığına da ancak Noel içilebilir zaten. Onun nasıl biri olduğunu biliyorsun Robert. Bunu senden daha kimse bilemez zavallı yoldaşım. Hayatım dedi Bob yumuşak bir tavırla. Bugün Noel. Senin ve bugünün hatırına onun sağlığını içeceğim. Onun hatırına değil. Uzun yaşasın. Noel'i kutlu olsun. Çok mutlu ve kutlu olacağını hiç şüphem yok.'' çocuklar da annelerinin ardından kadeh kaldırdılar. Bu içlerinden gelmeyerek yaptıkları ilk işti o gece. En son küçük Tim içti fakat bu iş hiç de hoşuna gitmedi. Scrooge ailenin kara karabasanıydı. Adının anılması bile üzerlerine kara bir gölge düşürmüş, gölgenin dağılması için tam 5 dakika geçmesi gerekmişti. Gölge dağıldıktan sonra öncekinin 10 misli fazla neşelendiler. Kötü Scrooge'un da sırası savunmuş, bu işte bitmişti. Bob Cratchit Peter için düşündüğü, Alınması halinde eve haftada tam 5 şirin ve iki pens getirebileceği bir işten söz etti. Küçükler Peter'ın bir iş adamı olabileceği fikrini çok eğlenceli bulup güldüler ve Peter gömleğinin yakalarının arasından bu akıllara durgunluk verecek kadar çok parayı eline alınca ne tür yatırımlar yapacağını planlıyor gibi düşünceli düşünceli ateşe bakıyordu. Bir şapkacıda çırak olarak çalışan Marta ne tür işler yaptığını ve aralıksız kaç saat çalıştığını, ertesi gün tatil olduğu için nasıl geç saatlere kadar uyacağını anlattı. Birkaç gün önce bir kontes ve Lord'la tanıştığında sözlerini ekledi. Lord en az Peter kadar uzundu ve bunun üzerine Peter yakasını öylesine bir kaldırdı ki orada olsanız bile onun yüzünü göremezdiniz. Bu süre içinde sürahi ve kestaneler elden ele dolaştı durdu. Herkes birer şarkı söyledi. Küçük Tim de hüzünlü sesiyle karda gezerken kaybolan bir çocuğun şarkısını pek güzel yorumluyordu. Bütün bu olup bitenlerde olağanüstü hiçbir şey yoktu ki bar, soylu bir aile değillerdi. Giyim kuşamları vasattı. Ayakkabıları su geçirmez değildi. Üstleri, başları eski ve yıpranmıştı ve Peter büyük bir olasılıkla hatta kesinlikle rehinci dükkanının içinde ne var ne yok öğrenmişti. Ama mutlu, minnet doluydular. Birbirlerine sevinç veriyor ve yaşadıkları günlerden hoşnutluk duyuyorlardı. Görüntüleri silikleşip uzaklaştığında, ruhun meşalesinden dökülenlerin ışığında daha da mutlu görünüyorlardı. Scrooge gözlerini onlardan hele de küçük Tim'den alamıyordu. Bu arada hava kararmaya başlamış ve kar hızını artırmıştı. Scrooge ile Ruh sokaklar boyunca ilerlediler. Mutfaklarda, salonlarda ve diğer odalarda çatırdayan ateşlerin parıltılarını seyretmek çok güzeldi. Bir yerde alevin yalazları sıcak, samimi bir sofranın kurulmakta olduğunu, tabakların ateşin önünde ısıtıldığını gösteriyordu. Koyu kırmızı perdeler soğuğu ve karanlığı dışarıda bırakmak için her an kapanmaya hazırdı. Bir başka yerde evlerdeki çocuklar evli abilerini, ablalarını, kuzenlerini, dayılarını, teyzilerini kapıda karşılamak ve onları ilk kutlayan olabilmek için karlı sokaklara fırlıyorlardı perdelere birbirleriyle buluşan insanların gölgeleri düşüyordu. Kapşonlu, kürk çizmeli bir grup güzel genç kız buluştu ve ayaküstü konuşarak yan komşuya geçtiler. Onların yanakları al içeri girişlerini izleyen bekarların hiç şansı yoktu. O süslü cadılar da bunun pek hala farkındaydılar. Dost toplantılarına katılmak üzere yollara düşmüş insanların sayısına bakarak Evlerde onları karşılayacak insan kaldı mı diye düşünebilirdiniz. Bunlar rağmen bütün bu evler dost beklentisi içindeydi ve şöminelerde ateşler neredeyse bacaların yarısına kadar yükselmişti. Tanrı onlarla olsun. Ruh ne kadar da sevinçliydi. Göğsünü şişirmiş, kocaman avcunu açmış uçuyor ve geçtiği her şeyin üzerine cömert elinden parlak şenlik süsünü serpiyordu. Tozlu sokaklara ışıktan benekler saçarak ilerleyen ve geceyi bir yerlerde kutlamak üzere süslenmiş olan bekçi bile ruh onun yanından geçerken yüksek sesle güldü. Yanında ona Noel'in dışında eşlik eden biri daha olduğunu nereden bilsin? Ruh herhangi bir uyarı yapmamış olmasına karşın bir anda kendilerini inincinin top oynadığı bir alanda buluverdiler. Koca koca taş kütleleri sağ sola saçılmıştı. Sanki burası devlerin mezarlığıydı her yerden sular fışkırıyordu ya da suları zapt eden dondurucu soğuk olmasa sular her yerden fışkıracak gibiydi. Yosun, Karaçalılar ve birlik yabani otun dışında yetişen hiçbir şey yoktu burada. Uzakta batmakta olan güneş gittikçe kararan ve nihayet gecelerin en siyahının zifiri karanlığında yitip giden bir göz misali bu ıssız bölgenin üzerine parlamaya devam eden ateş kırmızısı bir şerit bırakmıştı geride. Burası ne biçim bir yer? diye sordu Scrooge. Yeryüzünün kalbine çalışan madencilerin yaşadığı bir yer diye cevap verdi Ruh. Ama beni tanırlar bak. Kulübenin birinin camından ışık sızıyordu. Hızla pencereye yaklaştılar. Kil ve taştan örülü duvardan geçip içeri girdiklerinde yanan ateşin etrafına toplanmış neşeli bir toplulukla karşılaştılar. Rengarenk giysileriyle çok yaşlı bir adam ve bir kadın çocukları, onların çocukları. Hatta bir sonraki kuşak bir araya toplanmış neşe içinde oturuyorlardı. Sese çıplak arazide uğulduyan rüzgarın sesini ender aşan yaşlı adam eski çok eski onun gençlik zamanlarından kalma bir Noa şarkısı söylüyordu ve zaman zaman diğerleri de ona katılıyordu. Onlar seslerini yükselttikçe yaşlı adamın sesi daha bir gür çıkıyor. Onlar susunca yaşlı adamın sesi de alçalıyordu. Ruh burada fazla oyalanmayıp Scrooge eteklerini asılmasını söyledi. Ardından fundalıkların üzerinden geçtiler, hızlandılar. Nereye gidiyorlardı? Denize gitmiyorlardı herhalde. Evet denize yönelmişlerdi. Geriye bakıp karadaki kayalıkların arkada kaldığını gördüğünde Scrooge'un korkudan akla başından gidiyordu neredeyse. Bir dizi ürkütücü kayaya vuran dalganın kükreyen sesi kulaklarını sağır edebilirdi. Suların vura vura açtığı mağaralarda kabaran, kuduran dalgalar toprağa hakim olmak ister gibiydiler. Kıyıdan bir hayli açıkta, suların yıllar boyunca çarpıp oyduğu, yarı yarıya suya batık kayaların üzerinde yükselen yalnız bir deniz feneri vardı. Kaidesini yığınlarla yosun kaplamıştı. Fırtına kuşları, yosunun sudan doğduğu gibi rüzgardan doğan kuşlar, fenerin çevresinde tıpkı gövdesini yalayan dalgalar gibi bir inip bir havalanıyorlardı. Feneri bekleyen iki adam burada bile bir ateş yakmışlar, sofra kurmuşlardı. Ateş kalın taş duvardaki yarıktan ürkütücü denizin üzerine parlak bir ışık demeti gönderiyordu. Adamlar üzerinde bir testi şarap bulunan kaba masanın üstünden nasırlı ellerini birbirlerine uzatmış mutlu noeller diliyorlardı. İçlerinden biri, daha yaşlı olanı, Yüzü sert havanın etkisiyle gemi burnunu süsleyen heykeller gibi bozulmuş, meşinleşmiş fener bekçisi rüzgarın inlemesini andıran bir şarkıya başladı. Ve ruh yeniden karanlık, kabaran dalgaların üzerinden yoluna devam etti. Skruca söylediği kadarıyla artık herhangi bir kara parçasından çok uzaktaydılar. Bir gemiye indiler. Ön güvertede dümencinin yanında dikildiler. Nöbet olan denizcilerin hepsi görevlerinin başındaydı ve hepsi de ya bir Noel şarkısı mırıldanıyor ya da Noel ile ilgili bir şeyler düşünüyordu. Arkadaşlarına eski Noellerle ilgili anılarını anlatanlar da vardı. Umutlarının rotası evleriydi. Bu kutsal günde gemideki her adam iyi ya da kötü, uykuda ya da uyanık, arkadaşlarına karşı yılın diğer günlerinde olduklarından daha iyi davranıyor, elinden geldiğince kutlamalara katılıyor, uzakta olan sevdiklerini anıyor ve onların da onu andıklarını bildiği için mutlu oluyorlardı. Derinlikleri ölüm gibi gizemli olan bilinmeyen uçurumlar üzerinde ıssız bir karanlıkta süzülmenin ne kadar coşturucu ve ciddi bir iş olduğunu rüzgarın iniltisini dinlerken düşünmek, Scrooge için ne kadar korkutucuysa içten bir kahkaha duymak da o kadar şaşırtıcıydı. Kahkahayı patlatanın kendi yeni olduğunu fark etmek ise daha da şaşırtıcıydı. Kendini ruhun yanı başında, aydınlık, kuru, pırıl pırıl bir odada buldu bir anda. Ruh gülüyor, şefkatli bakışlarla yeğenini gözlüyordu. Ha ha diye gülüyordu Scrooge'un yeğeni. Ha ha ha. Scrooge'un yeğeninden daha güzel kahkaha atan birini, hani tanıyorsanız bütün söyleyebileceğim onunla tanışmak isteğimdir. Beni de tanıştırın ki onunla ben de dostluk kurabileyim. Üzüntü ve hastalığın bulaşıcı olması adil ve yerinde hatta yansız bir hak paylaşımı oluşturur ama dünyada kahkaha ve keyif kadar karşı konulamaz derecede bulaşıcı etki yapan hiçbir şey yoktur. Scrooge'un yeğeni bu şekilde kasıklarını tutarak, başını sallayarak ve tuhaf pozlar keserek kahkahalar attıkça karısı da onun kadar içten kahkahalar atmaya başladı. Onları çevreleyen dostları da geri kalmadılar ve hep birlikte doyasıya güldüler. Ha ha ha! Ha ha! Noel'in bir saçmalık olduğunu söyledi, dedi Scrooge'un yeğeni. Bunu gerçekten söyledi ve hala böyle olduğuna inanıyor. Daha kötü ya Fred, dedi karısı kızgınlıkla. Tanrı kadınları kutsasın. Hiçbir işi yarım bırakmazlar. İçleri dışları hep birdir. Çok güzel, olağanüstü güzeldi gamzeleri ve dünyaya şaşırmış gibi bakan kusursuz bir yüzü, küçük, dolgun ve öpülmek için yaratılmış bir ağzı, bol bol öpüldüğüne de şüphe yoktu ve hiç kimse de göremeyeceğiniz güneş gibi ışıltılı gözleri vardı. Güldüğünde çenesindeki sevimli çukurcuklar birbirine geçiyordu. Sonuç olarak tahrik edici denebilecek biriydi ama tamamen rahatlatıcı, sakinleştirici bir yanı da vardı. Aa evet, tamamen sakinleştirici, tatmin edici bir yanı. Komik yaşlı bir çocuk sadece dedi Scrooge'un yeğeni. Bu bir gerçek. Olabileceği kadar hoş biri olmadığı kesin. Her neyse cezasını da çekiyor. Ve benim onun aleyhinde söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok zengin olduğuna şüphe yok Fred dedi karısı. En azından sen öyle olduğunu söylersin hep. Bundan ne çıkar sevgilim dedi yeni. Servetinin ona bir faydası yok. Onu iyi değerlendirmediği gibi kendine rahat ve huzuru layık görmüyor zenginliğiyle bizi <laughs> bizi mutlu edebileceğinin de farkında değil. Ben ona senin gibi anlayış gösteremiyorum dedi karısı. Kız kardeşleri ve diğer tüm hanımlar da aynı görüşü savundular. Ben gösterebilirim dedi Scrooge'un yeni. Ona acıyorum. İstesem de kızamam ona. Huysuzluklarının cezasını kim çekiyor? Daima kendisi. Bizden hoşlanmamayı bir kez aklına koymuş. Gelip bizimle yemek yemek bile istemiyor. Sonuç Doğruyu söylemek gerekirse ziyafet kaçırdığı söylenemez. Bence harika bir yemek kaçırdı diye karşı çıktı karısı. Diğerleri de onunla aynı kanıdaydı. Bu konuda söz sahibi onlardı. Yemeği henüz bitirmişler, ateşin karşısına yerleşmişlerdi. Tatlı masada onları bekliyordu. Pekala bunu duyduğuma sevindim dedi yeni. Çünkü bu acemi ev sahiplerine pek fazla güvenemiyorum da. Sen ne dersin tapır? belli ki Tupper'ın gözü baldızlardan birinde olmalıydı ki bekar olmanın toplum dışı olma anlamına geldiğini, bu konuda fikir yürütme hakkına sahip olmadığını belirtti. Bunun üzerine de baldızlardan tombuldan tel yeleklisi gül olanı değil kızardı. Devam et Fred diye el çaptı karısı. Bu da başladığı lafı hiç bitirmez. Öyle komik adamdı işte. Scrooge'un yeni bir kahkaha daha patlattı. Tombul kız kardeş lavanta yağı şişesine uzandığı halde bu neşenin bulaşmasını önlemek imkansız olduğundan herkes Fredi izleyerek kahkahaları patlattı. Söyleyeceğim şey sadece şuydu, dedi Yeni. Bizden hoşlanmadığına, bizimle olmak istemediğine göre ona hiçbir zararı dokunmayacak birkaç güzel saat kaçınmış oldu. Kendi kafasında küflü, eski yazanesinde ya da tozlu evinde bulabileceğini düşündüğünden çok çok daha iyi dostlar edinme şansını yitirdiğinden eminim. Ama hoşlansın ya da hoşlanmasın. Bu şansı ona her yıl vermek istiyorum çünkü ona acıyorum. Ölene kadar Noel'e kızıp karşı olabilir. Ama bir kez olsun bu konuda daha iyi düşünse iyi eder. Her yıl neşeyle ona gidip merhaba dayı nasılsın diyerek onu zaten böyle yapmaya davet edip duruyorum. Ona meydan okuyorum. Onu zavallı katibine bir 50 pound verecek kadar yumuşatabilirsem bu da bir şeydir. Ve dün onu bu konuda biraz silkeledim galiba. Scrooge'u silkelediğini söyleyince gülme sırası ötekilere gelmişti. Fred o kadar iyi kalpliydi ve neye gülündüğünü önemsiyemeyecek derecede hoşgörülü bir yapıdaydı ki onları aldırmadı. Hatta onları yüreklendirdi ve şişeyi neşeyle elden ele dolaştırdı. Çayın ardından müziğe başladılar. Müziğe yeteneği olan bir aileydi ve koro halinde şarkı söylerken ne yaptıklarını çok iyi bildikleri konusunda sizi temin edebilirim. Özellikle tapır sesini mükemmel bir bastonda kullanırken bile alın damarları şişmiyor, suratı kızarmıyordu. Gelin hanım arp çalmakta ustaydı. Çalınan parçaların arasında basit, küçük bir parça vardı. Neredeyse insanın iki dakika sonra ıslıkla taklit edebileceği bu sıradan parça, eski noellerin ruhunun Scrooge'e hatırlattığı o Scrooge'ü yatılı okuldan almaya gelen küçük kızın çok sevdiği bir parçaydı. Notalı duyar duymaz aklına, ruhun ona gösterdikleri geldi. Giderek yumuşamaya başladı. Bu parça yıllar önce yeterince dinleyebilmiş olsaydı, hayatın sevinç veren yanlarını kendi elleriyle kendi mutluluğuna katmış olacağını düşündü. Gerçekten de böyle olsaydı, Jacob Marley'i gömen mezarın küreğine başvurmak zorunda kalmazdı. Geceyi yalnızca müziğe ayırmadılar. Sonunda cezalar verilen oyunlarla oynadılar çünkü ara sıra çocuklaşmak iyidir. Ve çocuklaşmak için Noel'den daha uygun bir zamanda yoktur. Hele bugüne vesile olan İsa'nın da bir çocuk olduğu düşünülürse dur. İlk oyun körebeydi. Çizmelerinde gözleri olduğuna ne kadar inanıyorsam tapırın ebeyken görmediğine de o kadar inanabilirdim. Sanırım Fred'le anlaşmışlardı. Noel'in ruhu da durumun farkındaydı. Dentelli, tombul baldızın peşinden gidişinin bir rastlantı olduğuna inanmak doğrusu insanın saflığıyla alay etmek olurdu. Şöminenin maşasını devirerek, iskemlelere takılarak, perdelere dolaşarak, piyanoya çarparak kız nereye giderse gitsin o da peşinden gidiyor. Sanki kızın nerede olduğunu hep biliyordu. Başka kimseyi yakalamak istemiyordu bazılarının yaptığı gibi. Yolun üstüne çıkacak olsanız zihinsel gücünüzle alay edercesine sizi yakalamaya gayret eder gibi yapar ama anında yönünü yine tombul kız kardeşe çevirirdi. Kız birkaç kere bunun hiç de adil olmadığını haykırdı. Zaten değildi de. Sonun nihayet kızı yakaladığında ve kız hışırdayan ipek etekleri ve arkasından kaçma çabalarına rağmen kendini kaçamayacağı bir köşeye kıstırılmış bulunca topur ona karşı çok iğrenç davrandı. Saçını, başını yoklaması, kim olduğunu anlamak için yüzüne dokunması, kolyesini ellemesi pek yüzsüzce ve canavarcaydı. Başka biri ebe olduğunda, perdenin arkasına geçip baş başa verdiklerinde bu davranışını onaylamadığını belirttiğinden hiç şüphem yok. Gelin körebi oynayanlar arasında değildi. Onu köşede rahat bir koltuğa oturtup ayaklarının altına da bir puf koymuşlardı. Tam arkasında Scrooge ve ruh dikilmekteydi. Ama o da sözcük oyunlarına katıldı. Sevgilisini bütün harflerde başarıyla sevdi. Oyununda birinciliği kimseye kaptırmadı. Kim, nerede, nasıl oyununda da çok iyiydi. Her biri tapırın da size söyleyebileceği üzere cin gibi kızlar olan kardeşlerini alt ettikçe Scrooge'un yeğeni zevkten dört köşe oluyordu. Orada genciyle yaşlısıyla 20 kişi vardı ve hepsi bütün boyunlara katıldı. Scrooge bile oynadı. Orada bulunmuş nedenini unutarak sorulara yüksek sesle cevaplar veriyor. Elbette sesi duyulmuyordu. Verdiği yanıtların neredeyse hepsi de doğru oluyordu. Eee ne de olsa en iyi kalite Whitechapel iğnesinden bile daha keskin bir zekaya sahipti. Ruh ise onun böyle havaya girmesinden çok hoşnuttu. Yüzündeki dostça ifadeyi gören Scrooge bir çocuk gibi son konukla gidene kadar kalmaları için yalvardı ona. Ama ruh bunun olanaksız olduğunu söyledi. İşte bak bu yeni bir oyun dedi Scrooge. Yarım saatte kalalım ruh. Yalnız yarım saat. Bu evet hayır oyunuydu. Scrooge'un yeni aklından bir şey tutacak, diğerleri de bunun ne olduğunu bulmaya çalışacaklardı. Sorulara yalnız evet ve hayır diye yanıt verebilirlerdi. Onu tuttukları soru bombardıman sonucunda yeğenin aklında tuttuğu şeyin pek de hoş olmayan, biraz yabani, kimi zaman hırlayan, homurdanan, bazen konuşan bir hayvan olduğunu, Londra'da yaşadığını, sokaklarda gezindiğini ama onu gezdiren biri olmadığını, hayvanat bahçesinde yaşamadığını, kesim hayvanı olmadığını öğrendiler. At değildi. İnek, kurt, boğa, kaplan, köpek, domuz, kedi ya da ayı değildi. Kendisine sorulan her yeni soruda yani öylesine katılarak gülüyordu, öylesine kendinden geçiyordu ki kanebeden kalkıp tepiniyordu. Sonunda onunla aynı duruma düşen tombul baltız kahkahalar arasında bağırdı. Buldum. Ne olduğunu biliyorum Fred, biliyorum. Ne peki dedi Fred. Dayın Scrooge. Elbette oydu. Herkes hayranlığını dile getirdi ancak bazıları Peki bir ayı mı sorusunun cevabının evet olması gerektiğini ileri sürerek itiraz ettiler. Değil cevabı doğru akıl yürütmeye başlamışken onları yanıltmış, cevabı Bay Scrooge ihtimalinden uzaklaştırmıştı. Dayım hepimizi çok eğlendirdi dedi Fred. Onun sağlığına içmemek nankörlük olur. İşte sıcak şarap, işte kadehler ve ben. Scrooge dayıya diyorum. Pekala Scrooge dayıya diye bağırdı herkes ne olursa olsun ihtiyara mutlu Noeller, mutlu yıllar dedi yeni. Bu dileğimi kabul etse de etmese de ona içiyorum. Scrooge dayıya. Scrooge dayı bir anda öyle neşelenmiş, öyle hafiflemişti ki ruh ona zaman ve fırsat verse varlığından habersiz topluluğa duyulamayan sesiyle seslenip teşekkür edecekti. Ama yeğenin sözleri biter bitmez bütün sahne bir anda gözden silinmiş yola koyulmuşlardı bile. Çok gezdiler, çok şey gördüler. Birçok evi ziyaret ettiler ama sonlar hep mutlu oldu. Hasta yataklarının başucunda durdu ve onlar memnun, hoşnut oldular. Yabancı ülkelerdekiler kendilerini memleketlerinde hissettiler. Mücadele edenler daha büyük bir sabırla umutlarını taşımaya başladılar. Yanına gittikleri yoksullar kendilerini zengin hissettiler. Hastanede, hapishanede, yoksullar, düşkünler evinde, Acının barındığı her bir sığınakta, aczine sınırları içine hapsolmuş kibirli insanların kapıları, kendi elleriyle kilitleyip ruhu dışarıda bırakmadıkları her yerde herkes kutsandı ve ruh Scrooge'e her seferinde ilke ve kurallarını öğretti. Bütün bunlar yalnızca bir gece içinde olduysa çok uzun bir gece olmalıydı. Ancak Scrooge'un bu konu şüphelere vardı. Çünkü bütün Noel tatili bu bir gece sıkıştırılmış gibiydi. Ayrıca Scrooge'da bir değişiklik olmazken ruhun gitgide yaşlanması garipti. Açıkça görülüyordu bu. Scrooge bu değişimi gözlemlemişti fakat çocukların verdiği 12. gece partisinden ayrılana kadar bunun sözünü bile esmedi. Açıklık bir alanda ruhla birlikte dururlarken ona baktı ve saçlarının ağardığını fark etti. Ruhların ömürleri bu kadar kısa mı? diye sordu Scrooge. Bu dünya üzerindeki ömrüm kısa dedi ruh bu gece sona eriyor. Bu gece? Bu gece yarısı. Dinle. Zaman yaklaşıyor. O sırada saat 12'ye çeyrek kalaya vurmuştu. Şu an soracağım şeyi. Sormaya hakkım yoksa beni bağışla dedi Scrooge. Bir yandan da ısrarla ruhun elbisesinin eteklerine bakıyordu. Fakat eteklerinden dışarı sarkan, sana ait olmayan tuhaf bir şeyler görüyorum. Bu bir ayak mı? Yoksa pençe mi? Pençe de olabilir. Üzerinde et olduğuna göre dedi Ruh. Üzüntülü bir sesle. Buraya bak. Giysisinin katları arasından perişan, korkmuş, zavallı bir sefil görünümlü iki çocuk çıkardı. Çocuklar önünde diz çöküp Ruh'un eteklerine yapıştılar. Buraya bak be adam. Bak, bak aşağıya bak dedi Ruh. Bunlar bir kız ve bir oğlandı. Solgun benizli, sıska, hırpani görünümlü, çatık kaşlı karanlık vahşiydiler ama bir yandan da bütün uysallıkları içinde bitkin durumdaydılar. Harika gençlik, yüz hatlarını doldurup gençliğin canlı renkleriyle bezeceği yerde ihtiyarlığın eli gibi sert, kemikli, kuru bir el gibi gelip dokunmuş da onları katlayıp parçalamış gibiydi. Meleklerin oturacağı tahtlara şeytanlar yerleşmiş, kötü bakışlarla etrafı süzüyorlardı sanki. Mucizevi yaratılışın bütün sırları içinde nerede gerçekleşmiş olursa olsun, insanlıktaki hiçbir değişme, hiçbir yozlaşma, hiçbir aşağılanma, hiçbir sapma bunların yarısı kadar bile korkunç ve dehşet verici canavarlar yaratamazdı. Scrooge afallayıp geri çekildi. Bu şekilde önüne getirilmiş oldukları için hoş çocuklar olduklarını söylemek istedi sözcükler. Böyle büyük bir yalana katılmaktansa birbirlerini boğmayı tercih ettiler. Ruh, onlar senin mi?" diye sordu sadece. Başka bir şey söyleyemedi. "Onlar insanlığın," dedi Ruh ve kendi eteklerine doğru baktı. "Eteklerime yapışıyorlar. Çünkü babalarından yakınıyorlar. Bu oğlan cehalet, kız ise yoksulluk. Onlardan ve onlar gibilerden koru kendini. Ama özellikle oğlandan koru. Çünkü alnında insanlığın sonu diye yazdığını görüyorum." ''O yazı silinmedikçe kork.'' diye bağırdı Ruh. Elini kente doğru uzatarak. inkar et cihaleti.'' dedi. ''Sana onu hatırlatanlarla alay et. Bencil amaçları uğruna bırak bildikleri gibi yapsınlar. Hatta daha kötü olmasını sağla durumun. Sonra da geç, sonu beklemeye başla.'' ''Varınabilecekleri bir yer, onlara tahsis edilebilecek bir kaynak yok mu?'' diye bağırdı Scrooge. ''Hapishaneler.'' Düşkün evleri ne güne duruyor diyerek Scrooge'un eski sözlerini son bir kez daha tekrarladı ruh. Saat 12'yi vurdu. Scrooge ruhu aradı gözleriyle ama onu göremedi. Son vuruşunda titreşim yok olup gidince Jacob Mahle'nin sözlerini anımsadı ve başını kaldırıp baktığında başı örtülü, vakur bir hayalet gördü. Yerden yükselen bir sis gibi ona yaklaşıyordu. Dördüncü dörtlük son hayalet. Hayalet yavaşça, sessizce ve ciddiyetle yaklaştı. Geçti her yere kasvet ve gizem dolu bir hava yaydığından yanına gelince Scrooge dizlerinin üzerine çöktü. Başı, yüzü, gövdesi, tüm fiziksel varlığı, dışarı uzanan ve görünen bir el dışında kara, kefene benzer bir giysiyle gizlenmişti. Bu el de olmasa onu geceden ya da çevresini koşatan karanlıktan ayırt edecek hiçbir şey yoktu. Görüntü iyice yaklaşınca Scrooge onun uzun boylu ve yapılı olduğunu gördü. Tuhaf varlığıyla Scrooge'un içine muazzam bir dehşet salmıştı. Ruh konuşmadığı sadece hareket ettiği için Scrooge apışık kalmıştı. Gelecek Noel'in ruhu ile mi tanışıyorum?'' dedi Scrooge. Ruh yanıtı vermedi ama eliyle bir yeri işaret ediyordu. Bana henüz olmamış ama gelecekte olacak olayları göstermek üzere geldiniz değil mi? diye üsteledi Scrooge. Öyle ruh. değil mi ruh? Kefenin üst tarafı sanki ruh başını sallamışçasına kımıldar gibi oldu. Scrooge'un aldığı tek yanıt buydu. Ruhların arkadaşlığına alışmış olsa da bu sessiz yaratık onu ürkütmüş, Bacakları titremeye başlamıştı ve onu takip etmeye çalışırken zorlukla yürüyebildiğini fark etti. Scrooge'un durumunu fark eden ruh bir an için durdu ve kendini toparlaması için ona zaman verdi. Fakat bu Scrooge'un kendisini daha da çaresiz hissetmesine yol açmıştı. O sisli görüntünün arkasında üzerine dikilmiş gözlerin varlığını düşünmek bile kaynağı belirsiz, tanımlanamaz bir korku uyandırıyordu içinde. Bunu aşmak için ne kadar çabalarsa çabalasın, kendine uzanan o hortlağımsı elin ve karanlık yığının dışında hiçbir şey göremiyordu. Geleceğin ruhu diye seslendi. Senden hiçbir ruhtan korkmadığım kadar korkuyorum. Ama amacının bana iyilik etmek olduğunu ve artık geçmişte olduğumdan farklı bir olmaya hazır olduğumu bildiğim için seninle geleceğim. Ama bunu dostça yapamaz mısın? Benimle konuşmayacak mısın? Ruh yanıt vermedi sadece eliyle ileri işaret etmekle yetindi. Düş önüme dedi Scrooge. Yol göster bana. Gece hızla tükeniyor ve bu anlar benim için çok değerli biliyorum. Düş önüme ruh. Hayalet ona nasıl yaklaştıysa aynı şekilde oradan uzaklaştı. Scrooge onun elbisesinin gölgesini takip etti. Sanki bu gölgeler onu taşıyıp gideceği yere götürüyordu. Kente girdiler. Daha doğrusu kent onları sarmalayıverdi. Kentin tam kalbinde borsadaydılar. İleri geri koşuşturup duran tüccarlar, ceplerindeki paraları şıkırdatıyorlar, orada burada gruplar halinde konuşuyorlar, saatlerine bakıp düşünceli düşünceli altın köstekleriyle oynuyorlardı. Scrooge çoğunu tanıyordu. Ruh küçük bir grup iş adamının yanında durdu. Eliyle onları işaret ettiğini gören Scrooge yaklaşıp konuştuklarını dinlemeye başladı. Hayır, diyordu koca çeneli şişman adam. Fazla bir şey bilmiyorum. Sadece ölmüş olduğunu duydum. Ne zaman ölmüş? diye sordu bir diğeri. Dün gece sanırım. Nesi varmış acaba diye sordu bir üçüncüsü. Kocaman bir enfiye kutusundan bir tutam enfiye çıkartırken. Onun hiç ölmeyeceğini düşünürdüm. Tanrı bilir dedi ilke esniyerek. Parasını ne yaptı acaba diye sordu. Burnunun ucundan indi ibi gibi bir et beni serken kırmızı suratlı bir adam. Bilmiyorum dedi iri çeneli tekrar esniyerek. Şirkete bırakmıştır herhalde. Bana bırakacak değil ya. Bütün bildiğim bu. Bu şaka kahkahalarla karşılandı. Sanırım ucuz bir cenaze töreni olacak diye devam etti aynı konuşmacı. Hayatım üzerine bahse girelim. Cenazeye katılan kimse olmayacaktır. Ne dersiniz bir grup oluşturup gönüllü olalım mı? Eğer ardından iyi bir kahvaltı vereceklerse olur dedi burnunda et beni olan adam. Katılacaksam orada adam gibi doyurulmam şart. Bir kahkaha daha koptu. Aranızda bir çıkarı olmayan tek kişi benim öyleyse dedi ilk konuşmacı. Ben asla siyah elde ben giymem. Hiçbir zaman ikinci defa kahvaltı etmem. Fakat yine de gidelim derim eğer isteyen olursa. Düşünüyorum da onun en yakın dostu ben sayılabilirim. Çünkü her karşılaşmamızda konuşurduk. Hoşçakalın. Konuşmacılar ve dinleyiciler dağılıp diğer gruplara katıldılar. Scrooge adamları tanıyordu ve bir açıklama bekler gibi ruha baktı. Ruh sokağa süzülmüştü bile. Parmayla konuşmakta olan iki kişiyi gösteriyordu. Scrooge burada bir açıklama bulabileceği umuduyla tekrar dinlemeye koyuldu. Bu adamları da çok iyi tanıyordu çok önemli ve zengin iş adamlarıydılar. Scrooge onların gözünde saygın bir yer edinebilmek için çok uğraşmıştı ama elbette sadece iş açısından, tamamen iş açısından. Nasılsınız?" dedi biri. "Teşekkür ederim, iyiyim. Ya siz?" dedi diğeri. "İyi. Şeytan adam hak ettiğini bulmuş sonunda ha? Öyle olduğunu duydum. Ha, soğuk bugün öyle değil mi? Normal zamanı normaldir bu soğuk. Buz patencisi değilsiniz sanırım. Hayır, hayır. Yapacak başka şeyler var. Hayırlı sabahlar. Başka bir şey konuşulmadı. Tüm karşılaşmaları, selamlaşmaları, konuşmaları ve ayrılmaları bundan ibaretti. Scrooge ilkin ruhun bu sıradan konuşmalara gerektiğinden fazla önem verdiğini, sonra da gizli bir amacı olduğunu düşünmeye başladı ve bu konuşmaların anlamını çözmeyi denedi. İtiyar ortağı Marley'nin ölümüyle ilgili olamazdı. Çünkü o geçmişte kalmıştı ve bu hayaletin uzmanlık alanı gelecekti. Konuşmalarla ilgili olabilecek başka bir yakını da yoktu. Ama bunlar her kimle ilgili olurlarsa olsun bir şekilde kendisinin ahlaki değerlerini geliştirmeye katkıda bulunmaları gerektiği şüphe götürmezdi. İşte bu nedenle tüm duyduklarını ve tüm gördüklerini içlerindeki hazineyi bulmak üzere tek tek gözden geçirmeye karar verdi. Özellikle kendi gölgesi ortaya çıktığında olanları dikkatle gözlemleyecekti gelecekteki gölgesinin kaçırdığı şeyler hakkında ona ipucu vereceği ve bu bilmeceleri çözmesine yardımcı olacağı beklentisi içindeydi. Kendini bulmak için etrafa iyice bakındı. Ama onun her zaman oturduğu yerde başka biri oturuyordu. O saatte günün o vaktinde orada olması gerekiyordu. Ama verandaya çıkanlar arasında kendini göremedi. Bu onu şaşırttı. Ama yaşamında değişiklik yapmayı tasarlamaktıydı ya, belli ki yeni aldığı kararları uygulamaya koymuştu çoktan. Sessiz ve karanlık hayalet elini uzatmış yanı başında duruyordu. Scrooge daldığı düşüncelerden silkinerek sıyrıldığında o elin onu düşüncelerinden koparıp geri getirdiğini, görünmez gözlerin dikkatlice onu izlediğini fark etti. Ürperdi, her yanı buz kesti. Kalabalığı geride bırakıp kentin fazla bilinmeyen bir bölgesine ulaştılar. Scrooge bu bölgeye daha önce hiç gelmemişti ama durumu değerlendirebiliyor. Oranın kötü şöhretini biliyordu. Yollar daracık ve karmaşıktı. Evler ve dükkanlar harap haldeydi. İnsanlar yarı çıplak, sarhoş, sersefil ve çirkindiler. Geçitler ve yan sokaklar tıpkı lağım kanalları gibi pisliğin ve yaşamın kötü kokularını yaymaktaydı. Tüm mahalle yoksulluk, pislik ve suçtan geçilmiyordu. Bu kötü şöhretli, karanlık yerin uzak bir kuytusunda, alçak damlı bir asma katta, hurda, eski çaput, şişe, kemik, yağlı sakatat gibi şeylerin satıldığı basık bir dükkan bulunuyordu. İçeride yerde paslı anahtarlar, çiviler, menteşeler, testereler, teraziler ve ağırlıklardan oluşan bir hurda yığını vardı. Hurda demirin her türlüsünü bulmak mümkündü burada. Pek az kişinin incelemek isteyeceği türden tuhaf şeyler, Berbat paçavra dağlarının, bozuk yağ yığınlarının ve bir mezarlık dolusu kemiğin altında gizlenmiş, saklanmışlardı. Satışını yaptığı bu malların arasında, eski tuğlalardan yapılmış bir mangalın başında, neredeyse yetmiş yaşındaki o ak saçlı serser oturuyordu. Dışarının soğuğundan, ipe gerdiği ne diye belirsiz çaputlardan yapılmış, lime lime olmuş bir perdeyle korunuyor, çekildiği sakin köşesinde keyifle piposunu tüttürüyordu. Scrooge ile hayalet, elinde koca bir çıkın taşıyan bir kadının peşi sıra daldılar dükkanı. Kadın içeri yeni girmişti ki benzer bir yük taşıyan ikinci bir kadın daha girdi içeriye. Hemen arkasında da rengi solmuş kara giysiler içinde bir adam vardı. Bu karşılaşmaya ilk gelen kadınlar kadar o da şaşırmıştı. Birbirlerini tanıyor olmalıydılar. Bir süre boş gözlerle birbirlerine baktıktan sonra üçü aynı anda kahkahalara boğuldular. Pipolu yaşlı adam da katıldı onlara. İzin verin temizlikçi kadın önden buyursun dedi ilk gelen kadın. Çamaşırcı ikinci, cenaze levazı matçısı da üçüncü olsun. Baksana yaşlı Joe, üç tane birden. Tesadüf diye buna denir. Sözleşmiş gibi aynı anda geldik. Daha iyi bir yerde karşılaşamazdınız dedi Joe piposunu ağzından çıkararak. Salona buyurun. Sen bilirsin burayı daha önce de gelmiştin. Diğer ikisi de yabancı sayılmazlar. Bekleyin de dükkanın kapısını kapatayım. Ah amma da gıcır diyor. Bu evdeki en paslı şey onun menteşeleri ve sanırım en yaşlı kemikler de benimkiler. <laughs> Hepimiz yaptığımız işlere uygunuz. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Gelin salona gelin. Salon dediği yer Herde denen paça aralarının arkasında kalan bölümdü. Yaşlı adam eski bir trabzan demiriyle ateşi kurcaladı. Gaz lambasının fitilini de piposunun sapıyla düzeltikten sonra, gece olmuştu çünkü, piposunu tekrar ağzına yerleştirdi. O bu işleri yaparken ilk gelen kadın çıkınını yere asmış, kendisi de taburaya oturarak kollarını dizlerinde çaprazlayıp diğer ikisine meydan okur gibi bakmaya başlamıştı. Bunda ne kötülük var ki ne gibi bir kötülük olabilir bunda Bayan Dilber? Dedi kadın. Herkes kendi çıkarını kollamak zorunda. O hep kollardı. Bu kesinlikle doğru dedi çamaşırcı kadın. O kendi çıkarını herkesten iyi kollardı. O halde niye orada dikilmiş korkuyla bakıyorsun bana. Hem kim bilebilir ki birbirimizin gammazlayacak değiliz ya. Elbette hayır diye aynı anda bağırdı bayan Dilber ve adam. Yapmayız herhalde. İyi o halde diye bağırdı kadın. Mesele yok. Bu birkaç parça şey gitti diye üzülecek kimse var mı? Herhalde ölü bir adam üzülemez öyle değil mi? Bayan Dilber gülerek hayır elbette üzülemez dedi. O yaşlı keçi madem ki ölünce bunları yanında götüremeyecekti neden herkes gibi olmadı yaşarken olsaydı ölüm döşeğinde öyle yapayalnız kalmaz başucunda biri olurdu. Bu onun için söylenmiş en doğru söz dedi Bayan Dilber. Bu onun alın yazısıydı. Biraz daha kötü bir yazgısı olsaydı keşke dedi kadın. Eğer benim elimde olsaydı sonu daha da kötü olurdu. Şu çıkını aç da yaşlı Joe. İçindekiler ne eder onu söyle bana. Açık konuş. Ne ilk olmaktan ne de görülmekten korkuyorum. Burada buluşmadan önce birbirimizi kolladığımızı hepimizin pekala da bildiğinden eminim. Bu günah değil. Aç çıkını Joe. Ama arkadaşlarının kibarlığı buna izin vermedi. Yıpranmış siyah giysiler içindeki adam önce kendi ganimetini döktü ortaya. Pek bir şey yoktu. Bir ya da iki tane mühür, bir kalem kutusu, bir çift kol düğmesi, fazla değeri olmayan birkaç iğne, hepsi o kadardı. Joe tek tek inceleyip hepsini fiyat biçti ve her birinin ederini duvara tebeşirle yazdı. Başka bir şey olmadığını görünce de toplamını hesapladı. ''Senin hesap bu kadar.'' dedi Joe. ''Beni haşlasalar bile Tek bir peni daha vermem. Sıradaki. Sırada bayan Dilber vardı. Çarşaflar, havlular, ufak bir süs eşyası, iki eski moda gümüş çay kaşığı, bir çift şeker maşası ve birkaç çift çizme. Onun hesabı da aynı şekilde duvara çıkarıldı. Ben hanımlara hep biraz daha fazla veririm. Bu da benim zaafım işte. Kendime yazık ediyorum ama neyse dedi yaşlıcı. Hesabın bu. Bir kuruş daha istersen hesabı bir kez daha gözden geçirir, pek eli açık davranmışım diyerek yarısını keserim ona göre. Şimdi de benim çıkın aç Joe dedi ilk gelen kadın. Joe daha rahat açabilmek için dizlerinin üstünü çöktü ve bir sürü düğümü çözdükten sonra koyu renkli rulo halinde sarılmış enli bir şey çekip çıkardı. Ne diyorlar buna dedi Joe cibinlik mi? Aa evet cibinlik dedi kadın gülerek. Yani adam orada öyle yatarken hepsini halkalarıyla birlikte çekip aldın mı demek istiyorsun? Aynen öyle dedi kadın. Neden olmasın? Kendi mutluluğunu sağlamak için yaratılmışsın sen dedi Joe. Bunu başaracaksın da. Öyle bir adam söz konusuyken elimi uzatsam alabileceğim şeyleri almama hiçbir şey engel olamaz. Emin olabilirsin dedi kadın sükunetle. Şu yağ battaniyelerin üzerine damlatıp durma Joe. Onun battaniyeleri mi? diye sordu Joe. Başka kimin olacaktı ki? diye cevap verdi kadın. Artık onlarsız üşüyecek değil ya. Umarım bulaşıcı bir hastalıktan ölmemiştir dedi yaşlı Joe işini yarıda bırakıp kadına bakarak. Korkmana gerek yok. Öyle bir şey olmuş olsa yanında kalacak kadar düşkün değildim adama. Ah o gömleğe gözleriniz şaşı olana kadar baksanız bile ne tek bir delik ne de eskimiş bir yer bulabilirsiniz. En iyi gömleğiydi bu ve gerçekten de güzel bir gömlek. Ben olmasaydım ziyan edeceklerdi o gömleği. Ziyan edeceklerdi demekle ne kastediyorsun diye sordu yaşlıcı. Adamı onunla gömeceklerdi canım dedi kadın gülerek. Aptalın teki öyle yapmış ben de çıkarıp aldım üzerinden. Patiska bu iş için uygun olmayacaktı da ne uygun olacaktı? Pek yakışır vücuda. Hem bunun içinde olduğundan daha çirkin görünecek hali yoktu ya. Scrooge bu konuşmaları dehşet içinde dinledi. Ganimetlerinin çevresinde yaşlı adamın lambasının loş ışığı altında oturmuş, leş pazarlayan iğrenç şeytanlara benzeyen bu insanları nefret ve tiksintiyle izliyordu. Yaşlı Joe içinde para olan pazen keseyi çıkarınca ha hay işte bu kadar diye güldü aynı kadın. Yaşarken herkesi korkutup kendinden kaşırırdı. Ama ölüsü işimize yaradı. <laughs> Ruh dedi Scrooge. Tepeden tırnağı titreyerek. Anladım tamam bu bahtsız adamın sonunun benimki olabileceğini anladım. Yaşamım beni bu yola sürüklüyor. Merhametli Tanrım nedir bu? Görüntü değişince birden korkuyla irkildi. Bir yatağa dokunacak kadar yakındı. Yatak boştu, cibinliksizdi. Lime lime olmuş bir çarşafla tamamen örtülüydü ve çarşafın altında sessiz yatan ama görüntüsüyle ne olduğunu açıkça belli eden bir şey vardı. O da çok karanlıktı. Pek bir şey seçilemese de Scrooge içinden gelen sese kulak vererek odanın neye benzediğini anlayabilmek için kaygı içinde çevresine bakındı. Dışarıdan gelen cılız bir ışık yatağa düşüyordu ve yatakta yalnız, yağmalanmış. Arkasından gözyaşı dökeni bile olmayan bir adamın bedeni yatmaktaydı. Scrooge hayalete baktı. Sabit eli adamın başını işaret ediyordu. Örtü üzerine öylesine özensizce fırlatılmıştı ki Scrooge'un ufak bir parmak hareketiyle bile yüzü açığa çıkabilirdi. Bunu yapmayı düşündü. Bunu yapmanın kolay olacağını hissetti. Bunu yapmayı istiyordu da. Ama örtüyü açmaya gücü yoktu. Nasıl ki yanı başında duran hayaleti yok etmeye gücü yoktu ise buna da yoktu. Soğuk, çok soğuk kas katı. Korkunç ölüm. Kur buraya sunağını. Donat buyrundaki tüm korkularla. Burlar artık senin. Oysa sevilen, sayılan ve ön onurlu ölülerin saçlarının tek bir teline bile geçmez hükmün. Hiçbir özelliğini kirletme yetmez gücün. Önemli olan elin ağır olup bırakıldığında düşmesi değil. Önemli olan yüreğin ve nabzın susması da değil. Önemli olan o elin hayattayken cömert ve doğru oluşu. Yüreğin cesur, sıcak ve yumuşak oluşu ve bir erkeğe yakışır biçimde atması. Vur gölge vur Gör bak açılan yaralardan nasıl da iyilikler fışkıracak. Hayat nasıl da ölümsüzlük saçacak. Bu sözleri Scrooge'un kulağına bir ses fısıldamamıştı. Bunları yatakta yatana bakarken duydu. Şimdi bu adamı kaldırmak mümkün olsaydı ilk alını aklına gelen ne olurdu diye düşündü. Para hırsı, iş ilişkileri, kişi tutsaklaştıran meseleler. Doğrusu ne de zengin bir son hazırlamışlardı ona boş ve karanlık evde öylece yatıyordu. Bana şu ya da bu şekilde iyiliği dokunmuş diyecek bir tek adam, bir tek kadın ya da çocuk bulunmadığı gibi ne sevindirici, dostça bir söz ne de birini sevindirme isteğine ilişkin bir şey hatırlayabiliyordu. Bir kedi kapıyı tırmalıyor, şöminenin taşlarını kemiren farelerin sesi duyuluyordu. Onların ölüm odasında ne aradıklarını ve niçin öylesine huzursuz, durdurak demeden sağa sola koşuştuklarını düşünmek bile istemiyordu Scrooge. Hayal dedi. Burası korkunç bir yer. Buradan gidersek aldığım dersi asla unutmayacağıma güvenebilirsin. Gidelim buradan. Hayaletin eli ısrarla başı işaret etmekteydi. Seni anlıyorum, dedi Scrooge. Yapabilsem yapardım. Fakat gücüm yok ruh. Hiç gücüm yok. Hayalet hala ona bakıyor gibiydi. Şu koca kenti, bu adamın ölümüne üzülen tek bir kişi varsa bana onu göster ruh. Yalvarırım sana. Hayalet karanlık pelerinini önünde bir an bir kanat gibi açtı ve kapandığında gün ışığıyla aydınlanan, içinde annesiyle çocuklarının oturduğu bir oda göründü. Kaygılı bir gerginlik içinde birini bekler gibiydi kadın. Odayı arşınlıyor. Duyduğu her seste pencereye koşuyor, dışarıya bakıyor, saate göz atıyor. Arada sırada dikişini eline alıp oyalanmaya çalışıyor ama bu bir işe yaramıyor ve oyun oynayan çocuklarının gürültüsü ona dayanılmaz geliyordu. Sonunda çoktardır beklenen kapıya tıklatma sesi duyuldu. Kadın kapıya koştu ve genç olmasına rağmen bitkin ve kederli bir yüz ifadesi olan kocasını karşıladı. Adamın yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Utandığı, bastırmaya çalıştığı, ciddi bir sevinç, mutluluk gibi bir ifade. Ateşin başında onun için bekletilen yemeğin başına geçti. Karısı ne olup bittiğini çekingence sorunca, hani uzun bir sessizlikten sonra olmuştu bu, ne yanıt vereceğini bilemediği için utandı. İyi haber mi dedi kadın, yoksa kötü mü? Kötü diye cevapladı adam. Mahvolduk öyle mi? Hayır, hala umut var Karolin. Acip merhamet ederse dedi kadın heyecanla. Hani böyle bir mucize hala mümkünse, hayatta her şey mümkündür derim. Acip merhamet edemez artık dedi kocası. Öldü. O. Yüz hatları doğruyu söylüyorsa yumuşak kalpli ve cefalara katlanmış bir kadındı Karolin. Fakat bunu duyduğunda candan sevindi ve ellerini çırparak sevincini dile getirdi. Hemen ardından da pişman oldu ve bağışlanmak için ellerini göğsünün üstüne kavuşturarak dua etmeye koyuldu. Fakat ilk tepkisi içinden gelen önleyemediği sevinme duygusu olmuştu. Onu görmeye ve borcumu bir hafta erteletmeye gittiğimde dün gece sana bahsettiğim Ayyaş kadının söyledikleri talebimi reddetmek için uydurulmuş sözlerdir diye düşünmüştüm. Ama doğruymuş. Çok hasta falan değilmiş, ölüyormuş. Peki bizim borcumuz kime geçecek şimdi? Bilmiyorum. Fakat o zaman gelmeden parayı hazır etmemiz gerek. Hazır edemememiz durumunda yeni alacaklının da en az onun kadar acımasız olması büyük bir şanssızlık olur. Bu gece yüreğimiz hafiflemiş olarak uyuyacağız Karin. Evet, yürekleri hafiflemişti. Dinlemek için etrafta dolanan ama pek bir şey anlamayan çocukların yüzü bile ışılmıştı. Bu adamın ölümü bu evin halkını sevindirmişti. Hayaletin ona gösterebileceği tek duygu bu ölümün getirdiği sevinçti. Bana bu ölümle ilgili duygulu tek bir şey göster dedi Scrooge. Yoksa o arkada bıraktığımız karanlık oda hep benimle olacak ruh. Hayalet onu ayaklarının aşine oldu sokaklardan geçirdi. Scrooge yol boyunca kendini görebilmek için bakındı ama hiçbir şey göremedi. Yoksul Bob Cratchit'in daha önce de ziyaret ettikleri evinden içeri girdiler. Anne ve çocuklar şöminenin etrafında oturuyorlardı sessizce. Sessiz, çok sessizdi. Küçük gürültücü Cratchit'ler bir köşede heykel gibi oturuyor ve önünde bir kitap olan Peter'a bakıyorlardı. Anne ve kızlar dikiş dikmekle meşguldüler. Fakat hepsi kesinlikle çok sessizdiler. Sonra bir çocuk aldı ve onu diğerlerinin yanına gönderdi. Scrooge nerede duymuştu bu sözleri? Düşlemiş olamazdı. O ve hayalet içeri süzülürken çocuk yüksek sesle okumuş olmalıydı bu sözleri. Neden devam etmiyordu? Anne işinin masayı bırakıp elleriyle yüzünü kapadı. Bu renk gözlerimi ağrıtıyor dedi. Renkler mi? Ah zavallı küçüktüm. Şimdi biraz daha iyiler dedi bayan Cratchit. Bu maşı gözlerim yoğuruyor. Babanız eve geldiğinde ona dünyada yorgun gözlerle görünemem. Neredeyse gelmek üzeredir. Şimdiye kadar çoktan gelmeliydi dedi Peter kitabı kaparken. Galiba şu son birkaç akşamdır eskisinden daha yavaş bir anne. Yine sessizleştiler. Sonunda kadın neşeli olmasına özen gösterdi ve sadece bir kez titreyen ses tonuyla ''Ben onun sırtında'' Sırtında küçük Tim'le daha hızlı yürüdüğü günleri bilirim dedi. Ben de dedi Peter, birçok kez kezemde. Ben de, diye bağırdı bir diğeri. Fakat Tim o zamanlar o kadar hafifti ki, diye devam etti işine eğilerek. Babanız onu o kadar çok severdi ki. Bu hiç sorun, sorun olmazdı. Ah, işte babanız geldi. Onu karşılamak için koştu, atkısına sarılmış Bob içeri girdi. Çayı ateşte hazırdı. Hepsi ona hizmet yarışına çıkmışlardı sanki. Sonunda iki ufaklık dizlerine yerleşip yanaklarını onun yüzüne dayayarak ''Düşünme artık baba, üzülme artık.'' dediler. Bob onlarla konuşurken neşeliydi ve aileyle tatlı tatlı sohbete girişti. Masadaki işlere bakıp bayan Cratchit'in ve kızların çalışkanlığını ve hızını övdü. Pazar olmadan işleri bitireceklerini düşündüğünü belirtti. ''Pazar mı? Sen bugün gittin öyleyse.'' dedi Ordu karısı. Evet hayatım diye cevap verdi Bob. Keşke sen de gelebilseydin. Ne kadar yeşillikler içinde bir yer olduğunu görebilseydin sana iyi gelirdi. Fakat daha görürsün nasıl olsa. Pazar günü oraya bir yürüyüş yapacağımıza söz verdim. Benim küçük zavallı çocuğum diye ağladı Bob. Zavallı küçüğüm benim. Bir an kendini üzüntüsüne kaptırdı. Elinde değildi. Elinde olsaydı o ve çocuğu belki de hiç ayrılmayacaklardı. Onları odada bırakıp Noah için süslenmiş yukarıdaki ışıklı odaya çıktı. Çocuğun yanı başında birilerinin daha yeni kalkmış olduğunu belli eden izler taşıyan bir sandalye vardı. Zavallı Bob sandalyeye oturup kendini biraz olsun toparladıktan sonra o küçük yüzü öptü. Biraz yatışmıştı. Tekrar aralarına döndüğünde daha mutluydu. Ateşin başına oturup sohbete daldılar. Anne ve kızları işlerine devam etmekteydiler hala. Bob onlara Scrooge'un yeğeninin nasıl da olağanüstü nazik biri olduğunu anlattı. Onunla nadiren karşılaşırlardı ama bu kez bugün ona sokakta rastladığında üzüntüsünü fark etmiş ve derdini sormuştu Bob'a. O kadar tatlı dilliydi ki Bob da sıkıntısını açıvermişti ona. Yeğen çok üzüldüm Bay Cratchit demişti. İyi yürekli eşiniz için de çok üzüldüm. Bunu nasıl olup da anlamıştı bilmiyordu Bob. Neyi anladı hayatım? senin iyi bir eş olduğun dedi Bob. Bunu herkes bilir dedi Peter. Çok doğru bir gözleme oğlum diye bağırdı Bob. Umarım biliyorlardır. Çok üzgünüm iyi eşiniz adına da dedi. Bana kartını verip eğer sizin için bir şey yapabilirsem işte adresim. Lütfen gelip beni bulun dedi. Bizim için yapabilecekleri değil de önemli olan. Davranışındaki incelik önemliydi. Sanki küçük Tim'i tanıyor ve üzüntümüzü paylaşıyor gibiydi. Kuşkusuz iyi kalpli biri dedi Bayan Cratchit, onu bir görsen, onunla konuşsan bundan kesinlikle emin olurdun hayatım. Bizim Peter'a da daha iyi bir iş bulabilirse, bu sözümü de unutma, hiç şaşmam. Duyuyor musun Peter? dedi Bayan Cratchit. Ve sonra, diye bağırdı kızlardan biri. Peter birini bulup kendi başının çaresine bakar. Sen kendine bak, diye sırıtarak cevapladı onu Peter. Olmaz değil. Ama o işler için daha çok zaman var canlarım. Birbirimizden nasıl ve ne vakit ayrılırsak ayrılalım, küçük Tim'i unutmayacağız öyle değil mi? Bu ilk ayrılışına da asla baba diye hep bir ağızdan bağırdılar. Ve biliyorum ki, biliyorum ki canlarım, onun küçük bir çocuk olmasına rağmen ne kadar sabırlı ve yumuşak kalpli olduğunu anımsadıkça aramızda hiç kavga olmayacak. Onu aklımızdan hiç çıkarmayacağız bir kez daha hep birazdan asla baba diye bağırdılar. Çok mutluyum dedi Bob. Çok mutluyum. Bayan Cratchit ve kızı kocasını öptü. Ufaklıklar da öptüler ve Peter'la el sıkıştılar. Küçük Tim'in ruhu, onun o çocuksuz özü onlara tanrıdan bir armağandı sanki. Ruh dedi Scrooge. Bir şeyler bana ayrılık vaktinin geldiğini söylüyor. Bunun nasıl bildiğimi bilemiyorum ama biliyorum işte. O ölünün kim olduğunu söyle bana. Gelecek Noel'ler ruhu onu bir kez daha iş adamlarının yanına verdi. Farklı bir zamandaydılar elbette. Bütün bu görüntülerin, gelecekte olma ihtimallerinin ortak olması dışında ortak bir noktası, herhangi bir düzenlerinin olmamasıydı. Adamların arasında Scrooge yoktu. Hayalet durmaya niyeti yokmuş gibi ilerlemekteydi ki Scrooge onu durdurdu. İçimden geçtiğimiz şu avluda uzun zamandır benim olan işleri var. Binayı görüyorum. İzin ver de gelecek günlerin bana getirmiş olduğuna bir bakayım. Ruh durdu. Eliyle başka bir yeri işaret ediyordu. Bina bu tarafta. Neden karşı işaret ediyorsunuz? Acımasız parmağı aynı yönü gösteriyordu. Scrooge aceleyle yazanesinin penceresine koşup içeriye baktı. Burası hala bir iş yeriydi ama onunki değildi eşya farklıydı ve koltukta oturan da kendisi değildi. Hayaletin parmağı hala önceki yeri gösteriyordu. Scrooge bir kez daha hayaletin peşine takıldı. Bir yandan da nereye ve niçin çekilip götürülmüş olduğunu düşünürken demir bir kapıya ulaştılar. Girmeden önce etrafa bakmak için durdu. Bir kilise bahçesi. Demek ki nihayet adını öğrenebileceği o sefil adam burada toprağın altında yatıyordu. Adına layık bir yerdi. Etrafı evlerle çevrili. Her yanı yabani ot ve çimlerle kaplı. Aşırı ot bolluğunun hayat değil ölüm anlamına geldiği, gırtlağına kadar toprakla dolmuş, pis boğazlıktan yağ bağlamış, adına layık bir yer. Hayalet mezar taşlarının arasında bir yerde durmuş, parmağını taşlardan birine çevirmişti. Titreyerek oraya yöneldi. Hayalet hep olduğu gibiydi ama Scrooge o vakur duruşunda yeni bir anlam gördü. Ben gösterdiğin mezar taşına yaklaşmadan önce bir sorma cevap ver. Bunlar kesinlikle gerçekleşecek olanların gölgeleri mi yoksa olması muhtemel şeylerin mi? Hayalet yanı başına durduğu mezarı işaret ediyordu hala. Bir insanın hayat yolu o yolu izlediği sürece onun gelip dayanacağı belli bir sona götürür kişiyi. Fakat bu yoldan ayrılacak olunursa sonda değişir. Bana anlatmak istediğinin bu olduğunu söyle. Hayalet önceki gibi yerinden kıpırdamamıştı. Scrooge titreyerek, neredeyse emekleyerek gitti. Parmağını bu unutulmuş mezar taşının üzerine gezdirerek kendi adını okudu. Ebenezer Scrooge ''Yatakta yatan adam ben miyim?'' diye bağırdı dizlerinin üstüne dikilerek. Hayaletin parmağı bir sıkıca bir mezar taşına yöneliyordu. ''Hayır ruh, yo, hayır!'' Parmak hala aynı yeri gösteriyordu. ''Ruh!'' diye bağırdı. Eteklerine sıkıca yapışarak. ''Doy beni. Ben o eski ben değilim. Bu, Bu yoldan mi? ilerlediğimde olmam gereken adam olmayacağım. Benim için umut yoktuysa niye gösterdin bütün bunları bana?'' Hayaletin eli kez titrer gibi oldu. Yüce ruh dedi Scrooge kendini onun önüne atarak. Benim için araya gir. Acı bana. Ne olur bana gösterdiğin bu gölgeleri. Farklı bir aya sürerek değiştirebileceğimi söyle. Zarif el titredi. Noel'i yüreğimde duyacağım. Bütün seneni kutlamaya çalışacağım. Geçmiş, bugün ve gelecekte yaşayacağım. Her üç ruh da benimle olacak. Bana verdiğiniz dersi kulak tıkamayacağım. Şu mezar taşında yazılı olanları silebileceğimi söyle bana ızdırap içinde hayaletin eline yapıştı. El kendini kurtarmaya çalıştı ama Scrooge öyle bir güçle yalvararak tutsak etmişti ki elini çekemiyordu bir türlü. Ama sonunda o daha güçlü olduğu için Scrooge'u silkeleyip atıverdi. Kaderinin değişmesi için son bir yakarış amacıyla ellerini kaldırdı. Hayaletin giysisindeki değişimi gördü o an. Hayalet çekmiş, küçülmüş, Ufalıp karyola ayağının içinde yok olup gidivermişti. Beşinci dörtlük şarkının sonu. Evet bu onun karyolasının ayağıydı. Yatak onundu, o da onundu. Ama en iyi ve en umutlandırıcı olan hayatında düzeltmeler yapabileceği önündeki zaman onundu. Geçmişte, bugün de ve gelecekte yaşayacağım diye tekrarladı Scrooge yataktan fırlarken. Her üç önünde ruhları içinde çekişip duracaklar. Ah Jacob Marley! Tanrı'ya ve Noel e şükürler olsun. Bunu çöküp söylüyorum. İhtiyar Jacob çöküp. İyi niyetli adımlar atma konusunda öylesine heyecanlı yanıp tutuşuyordu ki kısılmış sesi zorlukla çıkıyordu. Hayaletle tartışmaları sırasında şiddetle ağladığı için yüzü gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Onu söküp götürmemişler diye bağırdı cibinliğinin bir kanadına sarılarak. Halkaları hepsi işte burada buradalar ben de buradayım. Demek gerçekleşme ihtimali bulunan bu şeylerin gölgeleri yok edilebilir. Yok olacaklar yok olacaklarını biliyorum. Bu süre boyunca elleri giysilerini didiklemekle meşguldü. Onları evirip çeviriyor, baş aşağı giyiyor, yırtıyor, kaldırıp bir kenara koyuyor. Onlara akla gelebilecek her türlü tuhaflığı yapıyordu. Ne yapacağımı bilemiyorum diye bağırdı Scrooge bir yandan ağlayıp bir yandan gülerek. Çoraplarıyla güreşirken tam anlamıyla yılanlarla güreşen Dakuna benzemişti. Bir tüy kadar hafif, bir melek kadar mutlu, bir okul çocuğu kadar şenim, bir sarhoş kadar uçarıyım. Herkese mutlu noeller, bütün dünyaya iyi yıllar, selam size, ha ha selam. Koşarak oturma odasına dağılmıştı ve şimdi de nefes nefese orada duruyordu. İşte yulaf lapasının oğlu Tava diye bağırdı Scrooge tekrar koşturup çömüne yere İşte Jacob Marley'nin hayaletinin geldiği kapı. Bugünün Noel ruhunun oturduğu sandalyede burada. Dolaşan hayaletleri gördüm pencerede. Hepsi doğru, hepsi gerçek, hepsi oldu. <laughs> Bunca yıldır gülme konusunda pratikten uzak kalmış biri için fevkalade bir kahkaydı. Muhteşemdi gelecekte atacağı uzun, etrafa neşeler saçacak olan kahkahalar dizisinin babasıydı bu kahkaha. Bugün ayın hangi günü bilmiyorum dedi Scrooge. Ne kadar zamandır ruhların arasındayım bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir bebek gibiyim. Baş ver, umurumda değil. Bir bebek olmayı tercih ederim. Hey, hop, hoppa. O güne kadar duyduğu en neşeli sesleri çıkartan kilise çanları onun o sevinçten kendinden geçmiş haline son verdi. Pencereye koşarak camı açtı ve başını dışarı uzattı. Sis yok, pus yok, açık, berrak, neşeli, heyecan verici, soğuk. insanın kanını damarlarında dans ettirecek kadar soğuk. Altın gün ışığı, mavi gökyüzü, tatlı, temiz bir hava. Neşeli çan sesleri. Ah fevkalade, fevkalade. Bugün günlerden ne diye seslendi. Belki de ona bakmak için avluya dalmış pazar giysileri içindeki bir çocuğa. "Efendim?" dedi çocuk büyük bir şaşkınlık içinde başını çevirerek. "Bugün günlerden ne sevgili dostum?" diye sordu Scrooge. nasıl? B bugün no bugün mü? Noel günü elbette." diye cevapladı çocuk. "Noel günü." dedi Scrooge kendi kendine. "Demek kaçırmamışım. başım. Ruhlar her şeyi bir gecede yapmışlar." İstedikleri her şeyi yapabilirler. Elbette yaparlar. Elbette yaparlar. Selam genç dostum. Selam dedi çocuk dönerek. Yan sokaktaki tavukçuyu tanıyor musun? Ama köşedekini diye sordu Scrooge. Sanırım tanıyorum. Akıllı bir çocuk dedi Scrooge. Harika bir çocuk. Orada asılı olan ödüllü hindinin satılıp satılmadığını biliyor musun? Küçük olanını değil büyük olanını. Hani şu benim kadar olanı mı? Dedi çocuk. Ne tatlı çocuk bu, dedi Scrooge. Onunla konuşmak bir zevk. Evet oğlum. Hala orada asılı, diye yanıtladı çocuk. Öyle mi, dedi Scrooge. O halde git ve onu al. Dalga mı geçiyorsunuz, diye hayretle bağırdı çocuk. Hayır, hayır ciddiyim. Git ve al onu. Buraya getirmelerini söyle ki hangi adrese götüreceklerini söyleyebileyim. Adamla geri gel, sana da bir şilin vereceğim. Beş dakikadan önce gelirsen yarım sterlin veririm. Oğlan tabancadan çıkan kurşun gibi fırladı. Evet böyle bir atışı bunun yarısı kadar bile hızlı yapmak isteyen birinin tetiği dengeli çeken güvenilir bir eli olmalıdır. Onu Bob Cratchit'in evine yollayacağım diye fısıldadı kendi kendine. Ellerini ovuşturup bir kahkaha kopararak kimin gönderdiğini bilmeyecek. Küçük Tim'in iki katı büyüklüğünde. John Miller bile buna baba yollamak gibi bir şaka yapmamıştır adresi yazan el titriyordu. Ama bir şekilde yazdı ve aşağı inip tavukçuyu karşılamak için sokak kapısını açtı. Orada durmuş adamın gelişini beklerken gözleri kapının tokmağındaki halkaya takıldı. ''Bunu hayatım boyunca seveceğim.'' diye bağırdı Scrooge tokmağı tutarak. ''Daha önce hiç dikkat etmemiştim. Yüzünde ne kadar dürüst bir ifade var. Harika bir tokmak bu. İşte hindi geliyor. Hey hop! Nasılsınız? Mutlu Noeller.'' ne hindiydi ama. Bu kuş hiçbir zaman ayaklarının üstünde durmuş olamazdı. Çünkü durmaya kalkmış olsa anında mühür için kullanılan mum çubukları gibi kırılaverirdi. Hmm, bunu Camden Town'a taşımak mümkün değil, dedi Scrooge. Araba bulmalısın. Bunu söylerken kıkırdadı. Hindinin parasını öderken kıkır kıkır güldü. Arabanın parasını öderken, çocuğun bahşişini verirken Dönüp nefes nefese koltuğuna otururken de kıkır kıkır güldü. Gözlerinden yaşlar boşanıncaya kadar kıkır kıkır gülüp durdu. Elleri böyle titremeye devam ederken tıraş olmak hiç de kolay değildi Scrooge için. Ve tıraş o sırada dans etmiyorsanız bile dikkat isteyen bir iştir. Fakat Scrooge o an burnunu kökünden kesse bile üstüne bir bant yapıştırıp mutlu mesut yürür giderdi. En iyi giysilerini giydi ve sonunda sokaklara attı kendini. İnsanlar daha önce Noel ruhuyla birlikte onları izlediklerinde olduğu gibi sokaklarda akıyorlardı ve ellerini arkasında kavuşturmuş yürüyen Scrooge herkesi mutlu bir gülümsemeyle selamlıyordu. Bu haliyle öylesine karşı konulmaz derecede cana yakın görünüyordu ki gördüğü her üç 4 iyi niyetli vatandaştan üçü günaydın efendim mutlu noeller size dediler. Scrooge sonradan sık sık o güne kadar duyduğu en neşeli sözlerin kulaklarındaki o sözler olduğunu söyledi. Daha pek uzağa gitmemişti ki önceki gün dükkanına gelip Scrooge ve Marley sanırım diyen kibar görünümlü beyefendiye rastladı. Karşılaştıklarında bu yaşlı beyefendinin kendisi hakkında neler düşüneceğini tahmin etmek yüreğini daraltsa ama önünde hangi yolun uzandığını biliyordu artık ve o yola girdi. Adımlarını hızlandırıp yaşlı beyefendi'nin iki elinde uçlarını alarak sevgili beyefendi dedi. Nasılsınız? Dilerim dün işleriniz rahat gitmiştir. Çok iyisiniz. Mutlu noeller efendim. Bay Scrooge? Evet dedi Scrooge. ''Adım bu. Ve korkarım sizin kulağınıza pek hoş gelmiyor. Sizden özür dilememe izin verin. Bana bir iyilik yapıp. Bu noktada adamın kulağına bir şeyler fısıldadı. Tanrı beni korusun diye bağırdı adam nefesi kesilmiş gibi. Aman Bay Scrooge siz ciddi misiniz? Lütfen. Lütfen dedi Scrooge. Bir kuruş eksik değil. Size temin ederim. Gecikmiş ödemeler de eklenecek buna. Bana bu iyiliği yapabilir misiniz? Sevgili dostum dedi adam onunla el sıkışarak. Ne diyeceğimi bilemiyorum böylesi bir cö... Lütfen hiçbir şey söylemeyin diye karşılık verdi Scrooge. Beni görmeye gelin. Geleceksiniz değil mi? Elbette geleceğim diye bağırdı yaşlı adam. Gerçekten de geleceği belliydi. Teşekkür ederim dedi Scrooge. Size borçluyum. Binlerce kez teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Kiliseye gitti. Sokaklarda dolaştı. Oraya buraya koşuşturan insanları seyretti. Çocukların başını okşadı. Dilencilere sorular sordu. Evlerin aşağıdaki mutfaklarına ve yukarıdaki pencerelerine baktı. Ve her şeyin ona büyük bir keyif verdiğini fark etti. Bir yürüyüşün hatta herhangi bir şeyin ona böylesi bir mutluluk vereceğini hiç aklına getirmemişti. Öğleden sonra adımlarını yeğeninin evine yöneltti. Yukarı çıkıp kapıyı vurma cesaretini kendinde bulana kadar on kez evin önünden geçti. Sonunda ani bir hamle yapıp kapıyı vurdu. Ev sahibi evde mi canım? diye sordu kapıyı açan kıza. Güzel kız hem de çok. Evet efendim Nerede canım? diye sordu Scrooge. Eşiyle yemek odasındalar. Dilerseniz size yolu göstereyim. Teşekkür ederim. O beni tanır. Ben kendim giderim hayatım, dedi Scrooge. Elini çoktan yemek odasının kapısına uzatmıştı. Tokmağı yavaşça çevirdi ve başını içeri uzattı. Fred ile eşi büyük bir dikkatle harika donatılmış masayı incelemekteydiler. Çünkü genç çiftler bu konuda pek hassastırlar. Her şey kusursuz olsun isterler. Fred! diye seslendi Scrooge. Aman tanrım. Gelin nasıl sıçradı yerinden. Scrooge bir an için onun köşede ayaklarını pufa uzatıp oturduğunu unutmuştu. Yoksa asla böyle bir şey yapmazdı. Hey tanrım diye bağırdı Fred. Bu da kim? Benim. Dayın Scrooge. Yemeğe geldim. Beni içeri almayacak mısın Fred? Almaz olur muydu? İçeri alırken az kalsın kolunu kopartacaktı. Beş dakika içinde kendini evindeymiş gibi hissetti Scrooge. Hiçbir şey daha içten olamazdı. Gelin aynıydı. Tupper da öyle. Tombul, Baldız da herkes aynıydı. Gölgedeki hallerinin aynısıydılar. Harika bir eğlence, harika oyunlar. Harika bir birliktelik, harika bir mutluluk. Yine de ertesi sabah erkenden yazanesindeydi. Erkenden oradaydı. Ah, bir oraya ilk giden kişi olup Bob Cratchit'i geç kalırken yakalayabilseydi. Bunu aklına koymuştu. Ve başardı da evet başardı. Saat 9'u vurdu. Bob yok. Çeyrek geçti. Bob yok. Tam 18 buçuk dakika gecikti. Scrooge onun sanca benzer odasına girişini görebilmek için kapısını ardına kadar açık bırakmıştı. Daha kapıya varmadan şapkasını ve atkısını çıkarmıştı Bob. Saat 9 yakalayıp önüne geçmek ister gibi bir dakika içinde taburesine oturup kalemine saldırdı. Merhaba diye kükredi Scrooge her zamanki ses tonuna yakın bir ses tonu tutturmaya çalışarak günün bu saatinde buraya gelmekle ne demeye çalışıyorsun sen çok özür dilerim efendim dedi Bob geciktim daha öyle mi gibi. dedi Scrooge evet sanırım geciktin bu tarafa buyurun bayım lütfederseniz sanıca benzer izbe odasından çıkan Bob yılda sadece bir gün efendim diye yalvaran sesiyle bir daha olmayacak Dün kutlamayı biraz fazla kaçırmışım efendim. Bak sana ne diyeceğim dostum dedi Scrooge. Bundan böyle bu tür şeylere katlanmayacağım. Ve bu nedenle diyerek taburesinden yere atlayıp Bob'un omzuna öyle bir yumruk attı ki Bob neredeyse gerisin geriye hücresine düştü. Bu de nedenle de maaşına zam yapmayı düşünüyorum. Bob titreyerek cetveline yakın durmaya çalışıyordu. Bir an için aklından onu kapıp Scrooge'u yere sermek, sonra da sokaktaki insanları yardıma çağırıp deli gömleği istemek geçti. Ama Scrooge sırtını vurup ''Mutlu Noeller Bob'' dediğinde içtenliğine inanmamak imkansızdı. ''Sana bugüne kadar verebildiğimden çok daha mutlu Noeller benim iyi dostum. Maaşını artıracağım ve zorluklarla mücadele eden aileni destekleyeceğim. Bu öğleden sonra Seninle Noel yemeğimizi yerken de senin sorunlarını konuşacağız. Hadi şu ateşleri yakıver. Doldur kovaları bakalım Bob Cratchit. Scrooge söylediklerinin fazlasını yaptı. Bütün sözlerini fazlasıyla tuttu. Ölümden dönen küçük Tim'e ikinci bir baba oldu. Bu yaşlı ve iyi kentin hatta başka herhangi bir yaşlı iyi kentlerin görüp göreceği en iyi dost, en iyi patron ve en iyi adamlarından biri oldu. Ondaki bu değişimi görenlerden bazıları güldüler ona. Ama o bu dünyada şimdiye kadar olmuş olan bütün iyi şeylerin başlangıçta hep şüpheyle karşılanıp alay konusu olduğunu bilecek kadar bilge bir adam olduğu için gülmelerine izin verdi. Onlara aldırış etmedi. Ve bu tür insanların herhangi bir şekilde ömür boyu kör olduklarını bildiğinden Hastalıklarını daha az göze çarpıcı bir şekilde göstermelerindense gözlerinin etrafında sırıtmadan ötürü buruşuklar oluşmasının daha iyi olduğunu düşündü. Kendi kalbi ise gülüyordu ve bu ona yetip de artardı. Ruhlarla bundan böyle ilişkisi olmadı ama dünyadan tamamen el ayak çekme ilkesine uygun şekilde yaşadı. Ve ardından Noel'i gerektiği gibi kutlayan biri varsa onun da Scrooge olduğu söylendi hep. Bizim için de umarız söylenir bu, hepimiz için. Bu nedenle küçük Tim'in söylediği gibi, Tanrı korusun ve kutsasın her birimizi.